için güzel şeyler ama sen bunları yaptığın sürece emin ol bunun karşılığını göremeyeceksin yani. Duymak istemiyorsan çık git ya o zaman buradan. Ya sen git, ben niye gideceğim? Sen zaten inşallah gidersin. İnşallah gidersin. Hoş gördüklerimiz bizi hor gördü. Madem çok yüz verdik, şimdi sıfırla çarpıp hiç ediyoruz. Madem ki maddiyat konuşsaydı giderdi pahalı bir şey alırdı. Derdi ki Gökhan'ın gözüne gireyim, Gökhan da bana pahalı bir şey alsın. Pahalı bir şey alsın. Bu sözlerin ardından halen Adnan'a talip misin? Hayır değilim. Hayır. Hem Aykut'u kullandı hem de arkadaşlarımız falan bitirdi. Bu benim sessiz çığlığım ve sana son uyarım. Son uyarım. Üç yanlış bir doğruyu götürüyor. Senin benimle doğrum bitti. Doğrum. Burası tiyatro salonu değil. Şovmenliğini başka yerde yap ve haddini bil. Haddini bil. Bölümüyle final akşamımızla karşınızdayız. Bugün acaba kim veya kimler evimize veda edecek? Sırlar işte bu kutuda. Ama daha sonra tabii oylamamız yapılacak. Haftayı tartışacağız. Fakat Kısmetse Olur evinde bayram haftası nasıl geçti? Neler yaşandı? Kimler geldi gitti? Hatırlayalım, sonra buradayız. Ve biraz duygusal oldum. Hani şarkı gerçekten eski bir şeyi var. Cevabını sen alacaksın. Neden ağlar? İşte abi düşünüyorsun. Ağlar. Niye ağlıyor yani? Ne var? Duygusal ben yaşadım. Yemekte de yaşamışsın o duygusal anı. Şarkı biraz eskiden bir anısı vardı. Hayır yani elimde ben büyüğüm yok, diye şey yapıyorum ya. 10-15 yaş fark var aramızda. Büyüğüm en azından elini öpeyim. Adnan, 33. Biraz da olsa işte büyük birinin seni beğenmesi senin için sorun mu? Sen çok mu ufaksın gerçekten? Hayal kırıklığı olabilir senin için ama 24 yaşındayım. Ben mi edeyim? Evet. Böyle mi yapalım? Ne gözlerine bak. Gözlerine bakayım bile. Evet. Panik yaptım şu an. Onurcuğum. Efendim? Bir dahaki sefere daha büyük bir çiçek istiyorum. Daha büyük. Benden mi? Buket bir çiçek. Yani bir çiçek hakkımız var herkesin. Ben bunu sana vermek istiyorum. Gökhan benim için dün tamamen bitti. başlasaydık daha şey olacak. Çünkü sen cidden mavi boncuk dağıtıyorsun. Kızın ne istediğine saygı duyacaksın. Sen karışma. Hadi bak işine. Kapa çeneni. Hadi. Senin Ceyhun'la aramdaki ilişki çabuk gelişince ben müdahale edemedim. Seninle bir yola girmek için seni tanımak istiyorum. Gamze benimle dedikten sonra Allah'ın bir kuluna gelip seni benden alabilir, ne biri laf söyleyebilir. Tolga kafamdakini çağırma. Senin kafandakini mi? Onu ben düşüneyim istersen. Kızlar birileri geldi. Merhaba. Semih ve Hazal. En baştan beri beraberler onlar. Semih iyidir ya. İlk sezondan. Kızlar iyi ya, güler yüzü, tatlı, yani evet. İyiler. Mesela ben sana öyle bir çiçek, öyle bir bebek hediye etmezdim. Önemli olan mutlu olmak değil mi? Onur'u bu evde yücelten, yükselten benim arkadaşım. Koruma altına alan da benim. Sen kimsin ki Onur'u yücelteceksin ya? Bak böyle konuşma işte. İşte böyle köşeye sıkışır. Bana bak! Tek başıma, kadın başıma hepinizin gururunu ezdim. İşte bu kadarsınız. Madem o beni kollamış ya, bu hafta da beni göndersin. Serap'ın pilates topunu aldığı gibi şuradaki kötü bebeği de almış. Koruma ordusu gibi kendimi savundum ya. Ya ben senin nereni savunayım, nereni? Haklı olduğun bir konu söyle. Nankör olan sensin bak, ben seni orada yücelttim. Vay! Murat abi. Aaa! Babam! Vay kızlar! Sen Semih'in neler yaptığını biliyor musun abi? Ne yaptı? Aşık oldu. Yani bu arada kızınızla ilgilenen, konuşan benim Serap amca. Bilmem biliyor musunuz da ya. Çok yumuşak da değilimdir yani bu konularda. Çünkü bir tane kızım var. Dedi ki bana, sen dedi kızımı bir üzersen, ben dedi seni 10 kez üzerim. Ben sana ne yaptım da sen bunları bana hak edecek şekilde davranıyorsun? Zar zor gelip gidiyorum, arkamdan Onur gelmedi. Bana bilgisi Onur verilmedi. O zaman arkamdan atıp tutmayacaksın. Gene bir acitasyona yatacağım, masum bakışlar. Onlar 90'larda bitti canım. Artık oynama. İyi kafama sıkmadınız. İyi kafama sıkmadınız ha. Kutlayalım. Nedir oğlum? Doğum günün kutlu olsun. Sevdiğim ah sevdiceğim. Benim için güzel şeyler ama sen bunları yaptığın sürece emin ol bunun karşısını göremeyeceksin yani. Duymak istemiyorsan çık git ya o zaman buradan. Sen git, ben niye gideceğim? Sen zaten var. İnşallah gidersin. İnşallah gidersin. Hoş gördüklerimiz bizi hor gördü. Madem çok yüz verdik, şimdi sıfırla çarpıp piç ediyorum. Piç ediyorum. Madem ki maddiyat konuşsaydı giderdi, pahalı bir şey alırdı. Derdi ki Gökhan'ın gözüne gireyim, Gökhan da bana pahalı bir şey alsın. Pahalı bir şey alsın. Bu sözlerin ardından halen Adnan'a talip misin? Hayır değil. Hayır. Hem Aykut'u kullandı, hem de arkadaşlarımızı falan bitirdi. Bu benim sessiz çığlığım ve sana son uyarım. Son uyarım. Üç yanlış bir doğruyu götürüyor. Senin benimle doğrum bitti. Doğrum. Burası tiyatro salonu değil, Şovmenliğini başka yerde yap ve haddini bil. Haddini bil. İşte böyle yine göz açıp kapayıncaya kadar haftanın sonuna geldik ve o heyecanlı dakikalar başladı. Ama heyecan duymayacak isimlerimiz var. Biliyorsunuz favori gelin ve damadımızı seçiyoruz. Daha doğrusu onlar kendi kendilerini seçiyor. Neden? Çünkü sizlere süre tanıyoruz. Onları daha yakından tanımanız için. Favori gelin ve damat adayı bu hafta Didem ve Onur oldu arkadaşlarının oylarıyla ve doğal olarak elenmeyecekler. Elenmeyecek iki diğer ismimiz ise yine dün akşam koruma altına alınan Rabia ve Semih oldu. Bir kandırmaca yaptık onlara. Sanki karşı evi oyluyormuş gibi kendi evlerini oylattık. Ama olsun, amacımıza eriştik. 4 ismimizi aldık. Didem, Onur, Rabia, Semih efendim. Bakalım 10.000 liralık çek korumanın sonunda kime gidecek? Rabia'ya mı, Semih'e mi? Neler yaşanacak? Hep birlikte göreceğiz. Ama ondan önce gelin haftayı yorumlayalım. Çünkü bu yorumlar çok önemli. Bütün düşünceleri yarışmacıların değişebiliyor. Eleme gücü de onlarda olduğuna göre bakalım günün sonunda neler yaşanacak. İlk olarak şöyle beni de şaşırtan, aslında gelin adayını da rahatsız eden, çok da istikrarlı gitmelerine, çok da yakışmalarına rağmen böyle ne bileyim bizi bir tereddüte düşüren bir tanıma yolundaki çiftimiz var. Bir açıklama geldi damattan. Kimi ne kadar rahatsız etti izleyelim. Siz niye geçen atıştınız onunla galada? Galada vallahi ne bileyim çok ters bir kız bir de abi. Dik, duygusal yanı da çok fazla var. Ben aslında çok duygusal bir insanla bu saatten sonra şeyi yaşıyor. Yani, çok inişli yapacağımı düşünmüyorum. Hani şey yaptınız yani. Oradan böyle bir balta vurmuş gibi bir laf soktu. Sen bir laf soktu. Naif istiyorum ama böyle dokunduğundan ağlayan kızları sevmiyorum abi. Güçlü yani, şimdi Semih'ciğim burada duygusal ilişki mi istemiyorsun, duygusal kadın mı istemiyorsun? Yok öyle değil aslında o. Yani, duygusal bir kadın istiyorum ama böyle dokunduğumda ağlamasını istemeden bir hatun istiyorum hayatımda yani. Hemen böyle dokununca veya bir laf söylediğinde ağlamayacak. Hakkını savunsun, dişli olsun ama öyle bir ufacık bir şey de mesela ben ona dediğim zaman, bağırdığım zaman kalkıp gitmeyecek ağlayarak arkamda. Hazal da ben hem mutlu olunca hem de üzülünce ağlarım. Ben gözyaşlarımla duygularını belli ederim aynen diye öyle. Geçen gün bir açıklama yaptım. Bu senin için bir sorun olur mu? Hazal bence hiç öyle çabuk ağlayabilen bir kız değil yani. He. Bayağı da hakkını savunan bir kız. Bana şimdi, karşı da öyle, arkadaşlarına karşı da öyle. Şimdi geldik gerçek konuya. Bu laf neyin üzerine söylendi? Sen duygusal bir şarkı dinlediğin zaman eskiden yaşadığın bir ilişkiyi hatırlattığını ve onun seni nasıl yaraladığını düşündüğünü söylediğin için gündeme geldi. Kime söylersen söyle, bu yeni adayı rahatsız eder. Hani hiçbir duygun olmasa da ben de şu anda yeni tanıştığım bir erkekten böyle bir şey duymaktan hiç hoşlanmam. Zaten ben hiçbir ayrıntıyı duymaktan hoşlanmam. Çünkü hepsi pişirilir önüne konur sonra da zaten asil olan adam da bunu yapmaz. O ayrı. Ama bunu itiraf ediyor olmanın Semih'te bir rahatsızlık yaratmış olabileceğini düşünüyorum. Eski ilişkinden dem vurmanın. Yanılıyor muyum? Yo, ben ona sorduğumda yine insan gibi sordum Seda Hanım hani şu an çünkü gerçekten bir tanıma yolundayız ama aramızda bir şey yok. Niye ağlıyorsun dediğim zaman eski aklıma geldi dedi. Bir şey dedi mi sana Hazal o zaman? Yok hayır bir şey demedim. Bir şey demedin ama bir şey hissettin. İlla ki tabii canım yani şimdi diğer kızlara göre çünkü Hazal benden bir tık daha önde şu an. Evet. Yani tanımak istediğim aday olduğu için beni rahatsız etti. Niye ağlıyor abi? Bütün herkese sordum, bütün arkadaşlarıma sordum. Niye ağlıyor acaba kızım bir geçmişte bir şey mi var? Veya ben mi bir şey yaptım diye tereddütte kaldım yani o an. Yemekte de ağladı çünkü. Ağlamış ben fark etmedim yani. Yemekteki ağlama nedeni de aynı mı? Yemekteki aslında ağlama değildi yani. Hı. Sadece bir anda o şarkıyı duyunca. Çünkü o şarkıda kötü bir anım vardı. Şimdi o zaman da Semih'le yemekteydim. Kötü bir anı mı, ayrılık anısı mı? Neye kötü diyoruz yani? Bunlar hep insanı düşündürür. İşte kötü belki anıysa... çok seviyordun da o şarkıda ayrıldın. Yani... O yüzden halen unutamadığın için ağlıyorsun. Vallahi ben düşünürüm. Bana göre yansıtmaman gerekiyordu yani. Yanlış mıyım? Ama duygularımı gizleyebilen bir insan değilim. Tabii duygularını yine gizleme. En azından benim yanımda yapma yani. Ben karşındayım düşünsene. Yani kendi empati kur. Ben karşındayım tamam mı? Geçmişimden kalma yaralar almışım. Senin karşında böyle aklıma geliyor. İşte gözlerim yaşarıyor, gözlerim doluyor. Diyorum ki sonrasında sana işte eski erkek arkadaşınla bu şarkıyı dinlemiştik. Empati kurmayı sen öğrenebilirsen ben de öğrenirim. Vallahi ben çok iyi biliyorum Hazal empati kurmayı. Hiç de gördük. Kendine bak sen yani. Bak hala Seda Hanım gerçekten diyorum ya ben her zaman naif bir insan istiyorum hayatımda böyle. Ben gözlerine baktığım zaman anlayacak benim ne demek istediğimi diye. Ama daha dediğim işte bu gibi süreçte, tanıma yolundayız. Bu süreçte ben seni çok iyi tanıyorum Hazal. Ben de seni çok iyi de gözlemliyorum yani. Burada bir gerginlik var benim anladığım kadarıyla. Şimdi yargıç falan değilim ama Semih'in yerinde olsam ben de bozulurum. Geçmiş ilişkisine ağlayan bir erkekle oturuyor olsam veya çok hislenen. Çünkü bilemem. Özlediği için mi ağlıyor, halen unutamadı ondan mı ağlıyor, ne olduğunu bilmediğim için. Evet. Ama halen onda bir şey olduğunu hissederim ve bozulurum. Yani madem unutamadıysam burada ne işin var diye sorarlar adama. Unutamadım yani diye bir şey demedim ben Semih. Gözlerin öyle demiyor ama. Ben yanlış ağlamıyorum. Ben ağlamıyorum. Yanlış sen ağlıyorsun. Ben ağlamıyorum Hazal. Hazal öfke de bir duygu. Hayal kırıklığı da bir duygu. Seda Hanım aslında öfke değil. O şarkıda kötü hani kötü anım vardı çünkü kalbim kırıktı. Sonra bu eve geldim. Yok öyle demedin ama bana. Cümlemi tamamlayabilir miyim? Tanımak istediğim adayla hala birbirimizi tanıma aşamasındayız. Bak kuruyorum bak ben de söylüyorum senin gibi yapıyorum. Aha, tanıma yolundayız. Çiz. Çiziyorum Semih'in yaptığı gibi tanıma yolundayız. Ve hani o an o şarkı dinlediğimde hüzünlü oluyordum. Şimdi Semih'le o masadayken birbirimize bakıyoruz, ilk yemeğimiz. O tuhaf bir duyguydu. İşte o yüzden... Orada ne diyeceksin? Ya bu şarkıda kötü anılarım var veya ne bileyim beni de hislendiren şarkılar vardır. Hiçbir anım yoktur da sözleri hislendirir bazen. Gözüm dolar. Yani bunun için bir açıklama yapmak zorunda değilim ki. Sondan üçüncü erkek arkadaşımla ben hayal kırıklığını bunda yaşadım falan gibi mesela. Hani böyle bir şey gerek yok yani. Bu detay biraz bir erkeğin hatta bir kadının kaldıramayacağı bir şey. Yanılıyor muyum hanımlar? Sen kaldırır mısın Didem? Adam İslen'de durup dururken bir şarkıda gözleri doldu. Eski dedi beraber olduğum insanla anılarım var bunda dedi. İlla birinin bir şey hissettirmesi gerekmez. Şarkı sözleri de etkileyebilir bazen. İşte ama açıklama böyle geldi. Yanlış. Açıklama böyle gelmese sorun yok. Aynen. Hepimizin şarkılarda gözü doluyor. Evet. Öyle değil mi? Yoksa insan değilsin. Evet. Yoksa şarkılar ne işe yarar? Evet. Şimdi Hazal'cığım sana da hak verdiğim noktalar var. Sen de geçtiğimiz hafta son iki gündür özellikle altını çiziyorsun. Semih'in çok fazla. Tanıma yolundayız daha bir şey yok. Tanıma yolundayız daha bir şey yok diye bunu defalarca dile getirmesinin altını çiziyorsun. Hatta rica ettin. Yapma böyle dedin. Evet. Yani düşünsen bile bu kadar dile getirme. Evet. Ben zaten anlıyorum mesajını. Çok bir şey beklemiyorum. Ama beklentim yok. Anlayamıyor. Ben hala çok iyi anlıyorum. Sen beni anlamıyorsun. Hazal bak dün de konuştuk aynı konuları. Yani senin zaten tavrından belliydi dün. Yani Sedan ben onu kırmamak için elimden geleni yapıyorum. Adımlarımı net atmak istiyorum. Atarsam zaten delikanlı gibi cümle aleme duyuracağım diyorum sana. Anladın mı? Bu. Bekle, bir sabret. Ya ben farklı bekle bir şey yani söylemiyorum ki ama. Ben altını bak, çizerim. Bak ben farklı bir şey altını söylemiyorum. Altını çizeceğim yani Hazal bunun. Anladın bak, mı? Beni kırıyor İnsanların diyorum. Aklında farklı bir şey kalmasın. Ben bak burada herkesin içine söylüyorum. Anladın mı? Farklı biri bu kapıdan girer. Tamam mı? Benim kalbim kayar, senin kalbin kayar. Sonra ikimiz de üzülmeyelim. Şu onu dinleyeceğiz. Onun bandı, onun sözlerini de aldık. O ayrı bir şey. Ama hani bu kadar kolay senin kalbinin kaymadığını biliyorum. Hazal'ın da böyle kolay kalbinin kaymayacağını tahmin ediyorum. Şöyle, Hazal'la dolu dizgin bir aşk yaşamıyoruz. Evet. Yanlış mıyım? Doğru. Onun üstünden de ben şimdi arkadaşlar isim vermeyeceğim. İşte sevgilin şöyle, sevgilim böyle. Sizin için söylemiyorum gelinlerimden. Şöyle şöyle dedikleri zaman beni rahatsız ediyor açıkçası. O zaman belki bir kere söyleyeceksin bunu. Diyeceksin ki arkadaşlar ben beraber olduğum zaman Hazal'la bunu açıklayacağım. Bize sevgili muamelesi yapmayın. Tanışmamıza izin verin. Üzerimizdeki de o yükü, o baskıyı alın. Öyle diyorum ben zaten. İnsanlar bunu yaparsa da o insanlara söyleyeceksin. İşte. Çünkü o zaman o gelin adayının gururu kırılıyor. Orada da Hazal haklı bence. Seda Hanım ben zaten arkadaşlarımı bu konuda sürekli uyarıyorum. Gerçekten Rabia muhlama yaptığında Semih'e sevgilin yardım etti dedi ve ben buraya geldiğimde Rabia'ya çok kızdım. Neden sevgilin diyorsun? Çünkü o benim sevgilim değil. Ben de bunun açıklamasını yapıyorum ama Semih için sanki ben haydi sevgili olalım, haydi sevgili olalım sanki böyle diyormuşum gibi. Ama Hazal bir dakika ama ben seni bak 2-3 tane gelin adayı arasında oyalamıyorum tamam mı? Sadece diyorum ki sana şu an aramızda bir şey yok. Adını koyduğumuz zaman cümle alem duyacak bu. Neyse sizin bir tartışmanız daha var üstelik de romantik yemekte. Romantik yemeğin hani az önce de bahsettiğiniz görüntüsü var dedim. Bir izleyelim orada tartışma veya gözyaşı boyutu nereye kadar varmış. Sonra yine yorumlayalım. Ben bak şimdi de sen gelmeden önce aynı konuyu konuşuyorduk. Ben de senin gibi geçmişimde yaralar aldığım için tamam mı? Daha temkinli davranıyorum. Adımlarımı sağlam atmak istiyorum. Eğer zaten ben o yola girersem sonuna kadar getiririm yani, buna emin ol. Ne istiyorsun? Bir an önce bir şeylerin başlamasını mı istiyorsun? Hayır. Bak sen beni yanlış anlamışsın o zaman Semih. Ben sana farklı bir şey söylüyor muyum? Ben sana farklı bir şey söylüyor muyum? Bana onu söyle. Sen bana de tamam, kazan. Ben bunu devamlı gündeme getiriyorum, evet. Rahatsız mı oldun? Rahatsız olmak değil, kırıcı. Kırıcı diye bir şey yok. Kırıcı tabii ki de kırıcı. Sen ben zaten bak, yanlış anlama Hazal. Biz seninle şimdi dolu dizgin bir aşk yaşamıyoruz. Tabii ki de yaşamıyoruz. Ben farklı bir düşüncede tamam, değilim. Buraya bir başkası gelir, sen etkilenirsin. Bir başkası gelir, ben etkilenirim. Değil mi? Etkileneceksin yani. Belki ben seni ne tepki göstereceğim diye merak ettiğim için kurdum. Ha. Bu cümle kullanma. İşte bak ben seni kurulmaz. Şu an belki deniyorum. Belki cümle, ben seni testten geçiriyorum. Bu cümle ben niye yavaş yavaş böyle, niye yavaş yavaş adımlarımı atıyorum? Ben... sen de tanacaksın yani, öyle mi? O zaman bir başkası gelse sen de tanacaksın. Sana o hak doğuyorsa ya, bana doğmuyor mu? Tamam, bana onu söyle. Tamam. Ben o zaman tamam Semih'i başka bir adayla vakit geçirirken izleyeyim. Ben Semih'i bekleyeyim. Sırf senin belki şu tepkini almak için bunu söyledim. Aldım cevabını, anladım ben seni çok güzel. Sen hep yanlış alıyorsun. Yok ben seni çok güzel anladım. Vallahi ben seni çok güzel anladım. Sen hep yanlış alıyorsun. Ben seni çok güzel anladım. Sen bak çok yanlış düşünüyorsun. Vallahi kardeşim ben yemeğe devam etmeyeceğim. Siz vallahi afiyet olsun. Gerçekten mi? Vallahi gerçekten diyorum. Ben burada kaldığım sürece devamlı tartışacağım yani. Ne olur. Yok vallahi tartışacağım ben. Ben mi ayıp yaptım? Ona o haklı yasa bana olmuyor mu? Şöyle bir şey var. Hayatım sofrada. Bak seni yavaştan birbirimizi tanıyoruz dedin ya. Tanıyoruz işte birbirimizi. Aycan. Hazal. Gördün mü? Sakin ol hadi. Konuş benimle. Gelmiş bana diyor ki başkalarına gözüm kayabilir. Bak. Böyle bir cümle nasıl? Ben sana ne dedim? Bak bana sesini yükseltme. Bana sesini yükseltme tamam mı? Dediğin gibi aramızda hiçbir şey yok. Tanıma yolundayız, bana sesini yükseltemezsin. Duydun mu beni? Kapıyı kapat. Benim ayağım titriyor ya. Ne bana ne? Korkak gibi kaçtın geldin buraya. Konuşsaydın niye konuşmadın? Hazal. Semih. Hazal, kendine gel. Sen kendine gel. Kendine gel, beni çıldırtma bak. Elim ayağım titriyor sinirden. Belki ben sana zarf attım o an. Belki seni denedim. Belki ben seni denedim. Öyle bir zarf atılır mı? Bana gelmiş diyor ki. Belki bu evden birisine gözüm kayabilir. Belki ya, bu evden birisine gözüm kayar demedim. Ya. Biri iner dedim, senin kalbin kayar, benim kalbim kayar. Biz deli dolu bir aşk yaşamıyoruz. Ona sana doyuyor, bana doğmuyor ha. Senin... özelliğin ne? Belki seni denedim Hazal. Belki senin özelliğin ne? Bak işte insanı sen böyle tanıyorsun. Bak insana böyle tanıyorsun. Sen de kendini gösterdin. Yakıştırıyor musun şu hareketini? Ben sana hiç Ben şu hareketini yakıştıramadım biliyor musun? Beni bırakıp gittim. Ben arkadaşım bir şey yapmış. Şu an şu hareketini kendine yakıştırıyor musun? Gelmiş bir dakika dur ya. Gelmişim oraya. Sen beni bırakıp gidiyorsun ya. Ben sana böyle bir şey yapsam... Ben sana ne dedim geçen gün, sen bana kırmızı odada özür diledin benden, he? Semih, bu deneme ne kadar adil sence? Vallahi Seda Hanım orada gerçekten... Olur ya, insanın içinden bir söz çıkar, ağzımdan öyle bir söz çıktı. Yani öyle desen gerçekten... bile daha iyi ama deneme demek daha zalimce. Ya zalimce veya değil. Ama karşılığında da çok güzel bir cevabını aldım yani ben bunu. Biraz da tavırlarımızı uyarıcılar belirlemiyor mu hayatta? Ya doğru da orada kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum ben yani. Ama diyorsun ki senin gönlün kayarsa benim gönlüm kayarsa. Benim de gönlüm kayabilir, senin de gönlün kayabilir diyorum. Bu gayet normal bir şey. O da sonra eğer öyle bir şey olursa önce ona kızıyorsun. Evet, onayladığım zaman da ona seni denedim diyor. Ben anlamadım, hiçbir şey anlamadım gerçekten. Nasıl anlamadın Hazal? Diyorum ki buradan biri gelir, iner ya. Benim kalbim kayar, senin kalbin de kayabilir. Bu gayet normal bir şey. Şu an tanıma evresindeyiz yani biz. Evet, birbirimizi tanıyoruz, evet. Olur ya, ondan sonra ben... O adaya yönelirsem, sonra ümit verdim, ümit aldım falan filan olmasın diye söylüyorum. Tamam yani. Sen yönelirsin ama ben Seda Hanım yönelemem. Ben Semih'i beklerim. Yok. Öyle mi olmalı? Yönelebilirsin. Zaten yöneleceğim dedin yani. İşte ama çünkü senin o testin işte ne kadar adil. Yani karşında vallahi yeni tanıdığın biri ben giderim, biri gelir gönlüm kayar diyorsa sen de sinirle bile olsa. Kısasa kısas yapmayacak. Benim de kayabilir. Kısasa kısas yapmayacak ama Seda Hanım ben ona tam öyle söyledim. Öyle söyledim, ben erkeğim değil mi? Sen niye ona karşı aynı şeyi söylüyorsun? Kısasa kısas mı yapacaksın? Sen başka bir gelin adayıyla tanışma yoluna gireceksin. Şu an ben Hazal adımlarımı böyle yavaş yavaş atıyorum ya sana karşı. Evet. Şu an anlıyorum işte senin mesela sana bir şey zarf atıyorum. Sana diyorum ki Hazal bana su getir, Hazal bana yemek yap. Bakalım bana karşı ne kadar ilgili. Bakalım bana karşı ben kötü bir şey söylediğimde kötü bir cevap alacak mıyım? Bunlar benim için güzel şeyler ama sen bunları yaptığın sürece emin ol bunun karşılığını göremeyeceksin yani. Aslında biraz kıskanıyorsun da. Yoksa o yemeği terk etmezdin. Demek ki biraz sahiplenme de var. Sahiplenme, ben sahiplenirim ben Seda'nın. Kötü bir şey değil zaten. Aynen. Ben hep derim ya, bir kadınla bir bardak su bile içsem paylaşılmıştık. Benim yani yanımdaysa ben sahiplenirim, kıskanırım yani. Demek ki Hazal da kıskanıyor Seda abla. Çok üzgün zaten görünüyordu, o da çok kıskanıyor. Hanımlar, siz ne yapardınız? Yani sizin ilgilendiğiniz aday, tanıma yolunda olduğunuz aday gelip ya gönlüm benim başka birine kayabilir. Yo, dürüstçe cevap verin. Seninle kayabilir. Herkes dürüstçe cevap verin. Ben merak ediyorum, ne yapardın Serap? Ben daha sert tepki gösterirdim öyle bir şey olsa. Yani ben kalkar giderdim o masada. Ben de Hazal gene iyi yaptı. Tartışmaz. Yani ben yap da görelim derdim. Hiç de öyle demezdim. Yap da görelim. Müsaade etmem derdim. Çünkü sen yaparsan ben de yaparım. Ben yapacağım demedim ama gönlüm kayarsa bir şey konuşuyorum. Tek tek çocuklar, tek tek. Evet Didem, yap da görelim. Yani yap da görelim derdim yani. Kısası kısas yapılmaz yani. Sen yaparsan ben de yaparım, olmuyor. Erkeklere bu çok itici gelen bir şey çünkü. Yani işte ama erkeklere çok çekici gelmek için de olduğun gibi olmaktan vazgeçmek gerekiyor mu? Evet. Çünkü evlenip aynı eve girdiğin zaman da neyse ne olacaksın yani. Ama sözünü çok sözüne değer vermese kalkıp gitmez zaten Semih orada. Yemeğini yemeye devam eder, umursamaz söylediği hiçbir şeyi. Ama Hazal'ı ciddiye alıyor zaten. Yani bu da çok açık belli, hiçbir adayın adını vermedi çünkü. Evet. Sadece evet, Hazal dedi. Başka bir gelin adayına döneceğim şimdi. Bu gelin adayımızın da başka bir iddiası var. Kendine güveniyle en başta zaten diğer gelin adaylarına biraz tepkisini çekti. Hani taçlarıyla, süsleriyle, halleriyle. Şimdi bir iddiası var. Üzerinden prim yapıldığını düşünüyor. Ben bakalım mı nasıl bir şey? Ne zaman dedim acaba? Hatırlamıyorum ki. Çünkü benim gibi bir karakter yok. Benden başka Rabia yok. Kızı çok yükleniyorlar, taklitini yapmaya başladılar bugün ama hani beni idol görüp taklit bile yapıldı bugün. Hakikaten yer şakasına gibi değil, ciddi falan dendi. Ya, benden yok çünkü bir tane daha. Taklit ediliyorum. Ne var mesela sende? Maşallah. Doğallık var, bir şey yok. Vallahi de bir şey yok ya. Sonuçta prim var. Prim yapıyorlar üzerimden. Bak Semih. Kafadan prim falan diyor musunuz? Gökhan'la mı acaba senin üzerinden prim yapıyor? Gökhan yapmaz. Olabilir. Kim? Gökhan yapmaz. Gökhan yapsaydı oho. Artist misin kız mısın? Atlıyor. Ha? Artist miyim ben? Değilim. Yo, hiç değilim. Gayet. Sen niye bahçeye çıkmıyorsunuz? Normal bir insanım yani. Burada çok nadir yalnız kalabiliyorsun. Rabia niye senin üzerinden prim yapıyorsun? O gün şey olmuş. Benim metrelerim hep komik ya. O gün bir şey olmuştu. Merve ile Deniz tartışmış herhalde. Deniz de benim taklidimi yaparak cevap vermiş. Benim bir tarzım var ya, hani bir cevap verme şeklim. Merve de geldi bana dedi ki, bak dedi kankan seni taklit ediyor, gördün mü? Evde artık taklidin de yapılıyor. Ben de dedim ki, Deniz yaptın mı gerçekten böyle bir şey dedim. Evet yaptım dedi. Niye beni taklit ediyorsun dedim. Yani o da şakasına yaptım işte, senin tavrınla cevap vermek istedim falan dedi. Oradan konu açıldı. Sonra zaten başka yönlerimi taklit edenler de vardı bir ara. Şimdi etmiyorlar. Bir şey atlıyorum, onlar da atlıyorlar. Bir şey yapıyorum, birine adayı seçiyorum. Hani aday oluyorum, talip mi ne oluyorum işte. Seçiyorum birini. Onu tam konuşamıyorum. Onu ne demek bilmiyorum ya, tam konuşamıyorum. O biri Gökhan mı? Aynen, Gökhan'ı tercih ediyorum. Herkes atlıyor. Biriyle sohbet ediyorum, herkes geliyor. Biriyle bir kavga etme stilim var, o taklit ediliyor. Bunlar da bana hep kulağıma geliyor. Bak senin yaptığını yapıyor, bak senin yaptığını yapıyor diye. Ben o gün onu konuştum. O gün oldu ona. Sen idolsun. İdol. İdolsun. Gelin adaylarına soracağım. Gamze idol mü Rabia? Gamze mi? Ben bu konuya yorum yapmak istemiyorum çünkü kuyruk acısı olan avukatlar akbaba gibi üstüme atlayacak. Aa bak buyurun bundan bahsediyordum. Bundan bahsediyordum. Gamze, ben yetmez. Konuşmak istemiyorum şahsi hakkında Seda'nın başkasına. Tamam, Aycan'a sorayım. Konuşma zaten. Önce bu konuyla ilgili yorum yapacağım da ondan önce Gamze'ye bir şey söylemek istiyorum. Ben hiç kimsenin avukatı değilim. Ben yeri geldi erkekler evinde senin de avukatlığını yaptım. Eğer bu avukatlıksa senin de avukatlığını yaptım. Sorabilirsin Tolga'ya, Onur'a. Tamam, avukatlık gelsin geçelim. Ama tabii ki de arkadaşımı koruyacağım. Ama şöyle bakıldığı zaman çok renkli bir karakter gerçekten de ve olayları uzatmadan böyle tatlılıkla kapatabiliyor. Hani şey söyleyeceğim, sokakta yok. Senin taklidin yapılsa bozulur musun? Hayır. Bu evde herkes izliyor diye mi bozuluyorsun? Benim neden? De taklidimi sokakta arkadaşım yapsa. Benim yani miyim? Neden? Ha, gülerim ya. Yani. Bakın neden bozuldum bu evde biliyor musunuz? Sokakta yapılır. Onlar bizi izleyecekler ama bu evde hepimiz bir karakteriz. Sen tutup da işte. Niye beni ne biliyor musun sizi bozuyor? Dışarıdan alacağınız geri dönüşler. İzleniyor olmanız. Evet. Halbuki rahat olsan dokunmayacak sana. Çünkü yani... arkadaş arasında biz evde birbirimizin taklidini yapmayız mıyız kız kızayken? Ya. Veya iki kız üçüncü yakın arkadaşımızı çekiştirirken seninki geldi yine böyle konuştu demez miyiz mesela? Yok Seda Hanım öyle bu kötü bir şey değil, eğlen gitsin. Öyle bir taklit değil. Geçen biz burada hani erkekleri yaptık ya, o ara benim de taklidim yapılmış. Ona bir şey demiyorum. Deniz senin arkadaşın bana mı değil mi? Bana benzemeye çalışalar. Öyle, ya Deniz'i ben orada yanlış anladım da sonradan anladım o taklit yapmış ama Merve şunu söyledi, sana benzemeye çalışıyor. Hani senin Deniz gibi olmaya çalışıyor. Ama çok fazla. Deniz mi? Artık kendisi onu öyle mi? Yani hani evet. Benim gibi davranmış. O da, ya senin hareketlerin var bu kızda hani yani, ne oluyor? Mesela yani. Rabia'nın bazı cümleleri var böyle uzatarak kullandı. Aynısını yapınca böyle herkes şok oldu yani. Herkes aynı anda dedi ki Rabia'yı niye taklit ediyorsun dedi. Yani bir tek benim düşüncem de değil aslında bu. Orada kim vardı hatırlamıyorum. Kırat'ın yanında duran ya huyundan ya suyundan yani. Ama şimdi hayır, şöyle bir yani, şey var. İki saat olmaz. Bir hamileyle otur, ikinci saatin sonunda göbeğini tutmaya başlarsın. Ay, Seda yani... Arkadaşların konuşma tarzları, şekilleri, giyinişleri bile zamanla birbirine benzer yani. Ya ama Seda Hanım belli başlı şeyleri alamazsın ama yani. Belli başlı şeyler vardır. O kişinin karakterine yapışmıştır. Evet. Hazal'ın, Aycan'ın var mesela belli başlı şeyler ki biz Hazal, Aycan beraber de oturup kalkıyoruz. Onlar niye almadı benden? Şimdi ben bir Didem'e soracağım sonra en son sözü Deniz'e vereceğim. Yani benim hayatımda Rabia gibi bir karakter yok. Ama dışarıda çok var bence. O kadar tamam bir kadın özgüvenli olmalı ama bir dozu olmalı. Yani o ben benim gibi birisi yok deyip ben normal bir insanın demesinde bir çelişki var bir kere. Herkesin benzerleri vardır bir kere. Bir de bunu düşünmesi lazım. Benim gibi biri yok sözünü karşı taraf söylesin senin gibi biri yok diye. Ev için mi? Zaten söylemesin ya. Yani. Didem sen de var ya. Söylüyorlar zaten. Kabul edemiyor. Ya sen bir sus. Eleştiriyi kabul edemiyor. Sen sus bak. Açık eleştiriyi sen duymak istemiyorum kızım. Duymak istemiyorsan çık git ya o zaman buradan. Ya sen git ben niye gideceğim? Sen zaten inşallah gidersin. Hoş gördüklerimiz bizi hor gördü. Madem çok yüz verdik, şimdi sıfırla çarpıp hiç ediyorum. Hiç ediyorum. Madem ki maddiyat konuşsaydı giderdi, pahalı bir şey alırdı. Derdi ki Gökhan'ın gözüne gireyim, Gökhan da bana pahalı bir şey alsın. Pahalı bir şey alsın. Bu sözlerin ardından halen Adnan'a talip misin? Hayır değil. Hayır. Hem Aykut'u kullandı, hem de arkadaşlarımızı falan bitirdi. Bu benim sessiz çığlığım ve sana son uyarım. Son uyarım. Üç yanlış bir doğruyu götürüyor. Senin benimle doğrum bitti. Doğrum. Burası tiyatro salonu değil. Şovmenliğini başka yerde yap ve haddini bil. Haddini bil. Sen yeter artık ya. Sana da şunu söyleyeceğim. Ben orada benim gibi birisi yok demiyorum. İnsanlar söylüyor. Ya Rabia kainatta senin mı gibi... bu evde mi? Sadece bu evde, bu evde. Hayır, bu evde ya. Bu evde hiçbiriniz birbirinize benzemiyorsunuz. O yüzden seçildiniz zaten. Bu evde hani çok farklısın diyen siz dersiniz zaten. Dışarıda da, burada da. Zaten onlar söylüyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Ortada. Birbirine benzer iki aday göstersene de bana bu evde. Yok. Yok. Yani aynen. Ben demiyorum ki kendim işte dünyada bir tane Rabia var. Böyle bir şey yok. Yok biz orada şıkmak arasında konuşuyoruz yani. Hemen oradan böyle Rabia dünyada kendini tek bilmem ne senin söylediğin şey sözü yok. Değerlendiriyorum. Ya, eleştiri açık değilsen da evde söylüyorum. Evde söylüyorum Didem farkında mısın? Evin içinde yok diyorum. Burada tek bu evde. Tek bir kelime söyleyince yok düşman benim olarak kabul sensin ediyorlar insanları. Sensin o düşman olan biliyor musun? Bak, şimdi sana bir şey söylemeden sen atıyorsun. Sen niye avukatlık yapıyorsun şimdi eleştiriye açık değilsin kız kötü bir şey söylemedi ki. Sen niye avukatlık yapıyorsun kızım? Sen niye bize kızıp yapıyorsun? Yapıyorsun işte. Hepiniz aslında sen bütün kızları, kızlar olmaz benim üzerimden prim yapıyor diyerek yapanlar varmış kulağıma geliyor yani. Gamze de şöyle diyor, beni çok kıskanıyorsunuz. O söylüyor, beni kıskanıyorsunuz. İki saatte onu Gamze değil şimdi beni ama. Kıskanıyorsunuz diyor, o zaman eleştirmeyecek. Gelip o zaman niye ben benim VTR'mle yorum yapıyorsun? Kızım yapma benim VTR'me. Herkes herkesin VTR'sine yorum yapacak. Yapma benim VTR'me yorum falan ya. Bana yapma, madem beni sevmiyorsun. Rabia böyle bir dünya mı var ya? Aynen öyle. O zaman burada ne işiniz var? Yapılacak. Yapılacak her zaman son güne, son ana kadar. Bana söz hakkı verildi. Son güne, son ana kadar en sevdiğin hakkında da en sevmediğin hakkında da yorum yapacaksın. Aynen öyle. Şimdi Deniz'in bir söz hakkı doğdu. Onun da sözünü alalım. Bir de damat adayı Ceyhun'a konuşalım. Öncelikle olayı söyleyip sonra bir ek getireceğim. Orada Merve ile tartışıyorduk biz ve Merve ile Rabia aynı gün ya da bir gün önce tekrar tartışmışlardı. Merve'nin de sinir olduğu belli başlı şeyler var. İşte aşkım denmesinden, Rabia'nın yaptığı birçok kelimeden, cümleden rahatsız oluyor konuşma tarzından tartışırken. Tartıştım, ben yükseldim, Merve yükseldi, sesler çok yükseldi. Sesim çatallaşmaya başladı. Sonra sus falan dedi, ben de durdum. Susmayacağım dedim Rabia gibi. Hani hem çıldırtacağım hem de sesimi düşürmem lazım. Gittikçe gidiyor. Bunu yapmıştım orada. İşte bu evde bir tane Rabia yetiyor. Biz ona alıştık, kabullendik. Sen yapma. Ama... Ceyhun. Ya bu evde kimsenin kimseyi taklit edeceğini düşünmüyorum. Ama şuna takılacağım. Deniz aday seçimi gibi arkadaş seçimi de yanlış. En ufak bir hareketinde... Beni idol görüyorlar, beni şöyle görüyorlar diyor Rabia. Ki bu da sözde kankisi dediğimiz arkadaş. Deniz bu yanlış seçimleri yapmaya devam etsin. Ceyhun ya, Ceyhun. Sen niye böyle davranıyorsun biliyor musun? Neden? Şahin'le evet. ikisini tanıştırdık ya, ikisini konuşma fırsatını ben verdim ya onlara. Evet. Sen nasıl veriyorsun? Hangi sıfatla verdin? Ben bir şekilde onlara gerçek Şahin'i açıkladım ben Deniz'e. Çünkü sen gerçek Şahin'i açıklayacak Şahin'le ilgili bir şey bilmiyorsun. Sen kıza öyle bir tuttun ki kızla kimse tanışamadı. İçindeki duyguları çocuk söyleyemedi. Ben bunu açığa çıkardım. Çocuk söyleyemedi. Evet söyleyemiyormuş canım, tamam mı? Doğru. Ben bunu ortaya çıkarınca sen de şimdi canın yanın. Benim canım ne canım yanıyor? Ben Deniz'e aşık mıyım sanki? Niye istiyorsun biliyor musun bunu? Deniz'le beraber işte ilk ilişki kuralım. İlişki, aşk kazanıyor ya bu evde. İşte aman bir şey olmasın da Şahin gelince tehlike oldu değil mi? Ya, İyi de oldu vallahi. Çok Rabia. Memnunum. Pişman değilim. İyi ki de yapmışım. İyi ki de şu an konuşuyorlar. Ama işte şimdi Deniz'in sana inanıp inanmayacağı da Deniz'in duygularıyla ilgili. Yani ben bana gelip de 8 aday birden 8 aday da senden hoşlanıyor deseler 8'ine de gideceğim mi yani? Demek ki sen de Deniz'le boş değilmiş. Evet, aynen öyle. O iyi de oldu. O seni ilgilendirmez. İyi de oldu. Ya üf, Ceyhun bırak. Bir peki sebep bu mu Ceyhun? Efendim? İyi oldu. Bir seçim yaptığımı söylüyorsun. Ben bir seçim yapmadım. Onu çok iyi görüyoruz Deniz. Ben bir adım attığımda en kararlı olan aday, Deniz istese de istemese de ben Deniz'i her türlü tanıyacağım diyen aday, benim oturduğum masadan kalkıyor. Seni Seda Hanım'ın önünde ben böyle iddialı olduğum zaman ben Deniz'i paylaşılmayan kadın yapmak istemiyorum diyen Şahin, geri çekilen Şahin'i sen kırmızı odaya çağırıp tanımak istiyorsun. Ondan sonra hala iddialı Ceyhun'u bekliyorsun. Onun karakteri naif çünkü. O senin bir kere, gibi değil. Ya, o yalan naif. Söyleyebilecek bir çocuk değil, tamam. Bir saniye. Bir keresinde bu evde bana sesini yükselttiğinde, daha sonrasında af için geldiğinde ben sana bunu tekrar etmiyorum. Hani sesimi yükseltmiyorum. İnsanların içinde nasıl sesini yükseltmedin? Burada yükseltmedim, bizim evde yükseltmedim. Tamam, evde işte her neyse. Bir daha hani kalabalık içinde böyle bir şey olmayacağını söyleyip aynı şeyi tekrar yaptın. Ben kırmızı odaya Şahin'i çağırdığımda zaten ben bunu sordum. Sen R yaptın. Ben Deniz'i işte... Adam herkesin göz önünde R yaptı, hala işte onu çağırıyorsun da. İşte onu sordum ben zaten Şahin'e. Sen bunu görüyorum demedin mi? Ne? Sen bu olayı görüyorum dedin, hala bunun üstüne gidiyorsun. Görüyorum, gideceğim, soracağım. Ben nasıl sana önyargı yapmamıştım Serap olayında? Seni çağırıp sormuştum. Ya ben sormuştum. Serap'la ne yaşadım da önyargı yapacaksın? Gitme korkum aynı şeyi Şahin'e de yaptım ben. Benim gitme korkum yok Rabia. Evet, o yüzden gelir gelmez niye kızla tanıma yoluna? İki günde kim tanıma yoluna girer Ceyhun ya? Samimi olun arkadaşlar. Ben daha tanıma yoluna bile giremedim. Adamla bak 2 hafta oldu, giremedim. O kadar sizden daha çok görmüşümdür belki. Daha çok etkinlik yapmışım. Ama neden giremedin? Yapmışım. Belki o yüzden giremedin. 2 günde girilir mi tanıma yoluna? 2 günde hadi biz anlaştık, biz giriyoruz. Ya bunun herkesi tanımak zorunda. Tanışmak 2 dakikada da başlayabilir. Tanıma yoluna girmek. Tanıma yoluna girmek ama girdik biz, artık bunun adını koyalım. Öyle bir şey yapmaya çalıştık. Olmadı. İşte olabilir yani. Bence çok hızlı gelişti demek istiyor. Tabii ki de bir saatte olmadı. Fazla mı kararlı gördün Ceyhun'u? İlk başta, ilk günlerde öyle bir kararlıydı ki. İşte fazla kararlar samimiyetsiz duruyordu ki. Diyorum. Verdiğin tavırlardan dolayı olmasın? Senin yüzünden o çocuğu tanıyamamıştı. Şimdi tanıyor. Ne kadar da güzel oldu bence. Ya sen Deniz'i bana verdirtmek zorunda bıraktın, anladın mı? Evet. Ben bir karar vermedim. Hala ben bir karar vermedim. Sen karar vermedin. Yanlışlara göre o yola girmeye çalışıyorsan hala karar vermedim diyorsun. Bırak da ben göreyim doğru kim yanlış. Yine konumuz dağıldı. Rabia'dan girdik onun üzerinden prim yapılmasından. Rabia ve bu konulara yine döneriz zaten de. Rabia ve Hazal'ın bir başka gelin adayı hakkında yaptığı yorumla devam edelim. Aslında sert bir yorum ama neye dayanıyormuş acaba? Bakalım hak verecek misiniz? Bir de alınan hediyeyi maddiyat olarak görüp 10 liraya almış zaten. Onu VTV'ye verecekler. O çok kötü bir söz ya. Bu kadar düşme 10 lira vermiş, 20 lira vermiş dedi ya. Oyuncak için ya. Oyuncak için. Ya bana sevdiğim adam bir çöp getirsin, onu saklarım, anladın mı? Sevdiğin adam da değil. Bak, sevdiğin adam da değil. Bu evde veya dışarıda birisi sana düşünüp bir şey verse maddiyat mı düşünürsün? Ya kimin aklına gelir ki ilk başta maddiyat? Veya ayrılırken hani tanırsınız insanları dedi ya Murat Bey. Çok doğru. Küserken birisine bu şekilde ay zaten 10 liraydı dersen o senin karakterini gösterir. Ayrılırken böyle küserken insanlar birbirini tanır. Abi zaten kavga burada anında. Demedi mi? Ben de böyle şey demedi mi zaten kızım? Ben daha büyük çiçek beklerdim. Demek ki maddiyatçı sensin. Evet, orada kastettiğin şey para mıydı bebekleri alıp giderken? Hem bebeğe açıklık getirmek istiyorum hem de unutturmazsanız bana, çünkü unutabiliyorum. Çünkü maddiyat kelimesi kullandı, ona da bir açıklık getirmek istiyorum. Asıl konu o bence zaten burada. Maddiyat. Bebek konusunda bu bir beklentidir. Mesela ben kendim bile, kız arkadaşlarım doğum günleri oluyor, özel günleri oluyor. Ben kendime yakışan kocaman dolu dolu bir şey gönderiyorum hani ve çiçeğin de başında duruyorum, kocaman olsun, büyük olsun, ben öyle hoşlanıyorum. Maddiyat konusuna da gelince Gökhan Bey bu eve ilk tanışmaya geldiğinde kendisini çok güzel anlattı, çok güzel ifade etti. Kadınına değer vereceğini, sahipleneceğini, ona iş kuracağını, hani bir yerde çalışmasını istemediğini çok güzel bahsetti ve bu kızlar arasında konuşuldu ve daha sonra yine bazı gelin adayları ilk başta çok şık hareketlerde davrandı. Ben bunun övgüsünü yaptım, VTR'de de izleyecekti. Rabia yanına oturdu, konuştu, sohbet etti ve ben de uzaktan izliyorum. Gökhan Bey'in Ataşehir'de maddi durumunun çok iyi ortaya hani konuşuldu. Daha sonra iyi bir rezidansta oturduğu falan konuşuldu. Yani Gökhan'ın maddi durumunun yüksek olduğunu görünce Rabia'nın ilgisi mi arttı? Kesinlikle ilgisi arttı. Bunun dedikodusunu yaptılar. Sen var ya falan değil. Bu benim dikkatimden kaçmadı. Açıklıyorum ya. Üf, ben de rezidansta oturuyorum bu arada. Onu söyledin zaten. Bak, sana bir şey söyleyeyim mi? Benim kendi param pulum var. Benim Gökhan'ın parasına ihtiyacım yok da. Sen orada onu alıp, sen orada o bebeği alıp dedin ki ya ne alakası var? Sen orada bebeği alıp dedin ki ay 10 liraya aldı zaten. Ay 10 liraya getirdi zaten. Masum bu bebekleri sen söyledin. Ben bebek değilim şimdi. Ben maddiyata falan bakan bir kız değilim ve bak. Ayrı bir ilgi konu bebek, ben bunun farkındayım. Ya, öyle bir insansın ki. Ben bunu Onur'a da söyledim. Ben onun şakasına söyledim. Güdüm bak, benle uğraşma Gamze. Ben seninle uğraşmıyorum, düşüncemi söylüyorum. Kendisi aldı bebeği, dedi ki ay dedi 10 liraya aldı zaten dedi. Bebekleri böyle tuttu. Sen söyledin bunu. Bana bir erkek küçücük bir şey verse, burada kızlar da erkekler de ben hiçbir şekilde. Yani o bebeğin değeri 10 lira mıydı? Yani fiyatı mıydı yoksa onu öyle düşünmesi miydi? Hayır, bu ben yorum yapmış olabilirim. Hatta ben kendim bir şey yaptığım zaman karşı tarafa önce benim içime sinecek diye ben bunun konusunu yaptım. Bir dakika. Bir dakika. Bir Onur ve Gökhan'a söz vermek istiyorum. Onlar yeter. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. O özel bir gün için alınmış, özel bir doğum günü, yıl dönümü, aybaşı, yılbaşı öyle bir şey diyesi değildi. Şimdi şöyle bir şey var. Ben tezini anında çürüteceğim. O kadar kolay bitecek ki bu konu. Ceyhun, haksızsın de. Evet. Orada duyduğum bir şey, küçük de bir bebek olsa bana al dedi mi demedi mi? Aynen öyle. Bitti. Ben küçük bebek aldım, büyük bebek istedi, bu konu burada kapandı. Ya büyük küçüğü var mı bu işin? Ben onu buradan arabayla geçersin, trafikte ya, bebek satıyorlar ya, aklına muziplik gelir alırsın. Gece şey benzinciye girersin, bak, sevgiline eli boş gitmek istemezsin, bir oyuncak ayı alırsın 10 liraya, şöyle bir şey var. Güldürürsün yüzünü, bir çikolata alırsın, sevindirirsin. Ya ben mutluluktan bir saniye, onu benimle alakalı bir saniye. O daha büyük. Mutlulukla mutlu olan bir adamı, mutlu etmek istedim, mutsuz ettim. Hoş gördüklerimiz bizi hor gördü. Madem çok yüz verdik, şimdi sıfırla çarpıp hiç ediyorum. Bu saatten sonra da lafım yok ona. Gökhan'ın maddiyatını konuşuyor, benim maddiyatımı bilmiyor. Hiç ona değer vermeden atıyor. Gökhan'ın maddiyatını şöyle konuşuyor, Rabia sen maddiyattan ilgilenip Gökhan'a gidiyor. Rabia'nın maddiyata değer verip vermediğinden demek ki sen de veriyorsun. Sana ne? Sana ne? Sen biliyor musun benim nelere sahip olduğumu? Sana ne? Ben yorumumu hür ve özgür şekilde burada yapıyorum. Küçücük bir çiçek geldi diye benim çiçeğimi kıskandın. Öncelikle şurada para konuştuğunuz için ben burada oturduğum yerde zaten utandım. Bu kadar çirkin muhabbeti siz iki bayan arasında konuşulması veya ağza alınması bile zaten beni burada rencide etti ve gerçekten utandırdı. Şimdi Gamze arkadaşım, sen bir şeyleri tam olarak izleyemiyorsun herhalde. Benim maddiyatım burada kimse bilmiyor. Benim atıyorum oturduğum dairemin benim kimin olup olmadığını bilmiyor. Ben kiracı da olabilirim. Orada bir stüdyo dairede de oturuyor olabilirim. Ben şunu anlam veremedim. Bana burada Rabia bir kelime söyledi. Dedi ki sen ilk merdivenden indiğinde, ki ben bunu zaten hissettim. Ben Gökhan dedim ama Gökhan diye birini Rabia daha önce bilmiyordu. Bu bir. İkincisi, Rabia maddiyata değer veren bir kız olsaydı burada kendi elleriyle yaptığı ufacık, hani şöyle 10 santim falan bir çiçeği kurdeleleyip kırmızı odada bana getirmezdi. Madem ki maddiyat konuşsaydı giderdi pahalı bir şey alırdı. Derdi ki Gökhan'ın gözüne gireyim, Gökhan da bana pahalı bir şey alsın. Bu bir. Bana maneviyata önem verdiği bir şey getirdi. Ben Rabia'ya maddi olarak hiçbir hediye vermedim. Gönlümden geldi bir çiçek verdim. Bir de yaptığım yemeğin tadına bakması için yemek yapıp burada sadece ona getirdim. Bizim aramızda hiçbir şekilde maddi bir konu geçmezken sen nasıl oluyor da benim maddiyatımı bu kadar düşünüp, hesaplayıp, işte toplayıp, orada oturuyor o varsa Rabia oradan buradan deyip sonucu buraya bağlıyorsun. Öyle bir konuşuyorsun ki sanki buradaki insanların hepsi dışarıda birbirini tanıyor. Herkes herkesin maddiyatını biliyor. Kimin ne iş yaptığını biliyor. Burada işte ona göre insanlar hareket ediyor. Burada herkesin kendine göre bir geliri var. Ama erkekler evinde bir kere bile kimse kalkıp demedi ki ya sen ne kadar kazanıyorsun? Senin neyin var? Senin neyin var? Çünkü biz bunu erkekler olarak kendimize yakıştırmıyoruz. Hele hele buraya evlenmeye gelen bir bayana asla ve asla yakışmaz. Senin bu yaptığın çirkin ve terbiyesiz muhabbete ben dahil olmak istemiyorum. Lütfen rica ediyorum. Herkes yani kalbinin sadakasını yer. Sen boş ver insanların neye gidip neye gittiğini. Ben razıyım, o razı. Varsa yeriz, yoksa otururuz. Olduğu kadar paylaşırız. Bu seni ilgilendirmez. Lütfen rica ediyorum. Benle alakalı bu konulara Gökhan onu yapıyor, bunu yapıyor vesaire vesaire diye girme. Bu konuları da açma. Çünkü bu konular beni çok rahatsız ediyor. Belki de ben sizi hiç tanıdığınız gibi bir adam değilim. Benim hiçbir şeyim yok. Ben böyle bir adamım. Yani şu an o kıza öyle bir kelime söylüyorsun ki kız bana yarın öbür gün dese ki ya Gökhan ben seninle yapamıyorum. Niye? İşte ya bak böyle bir algı oluştu. İşte para pul muhabbeti. Ya sen o kızın ne kadar güçlü olduğunu nereden biliyorsun? Bir erkeğe tamamen sırtını dayayıp ondan birey olarak saygı duymayı beklemek de yanlıştır. Sen de ayağının üzerinde duracaksın. Dışarıda çalışmıyorsan evinde öyle bir çalışacaksın ki hayat kolay değil. Bunu hak edeceksin kardeşim. Evlilik kurumunda bile bedavaya aş yok. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra adam beni aldattı. Adam niye şöyle yaptı? Adam niye böyle yaptı? Seda Hanım, bir şekilde arkamdan konuşulan sözler var. Burada bana cevap hakkı doğdu. Ha, konuşulmasa ben bu konuya böyle bu ya da başka... Bu maddiyatı kimlerle konuştunuz? Ben konuşmadım. Kendi kız arkadaşlarıyla konuşuyordu. Kimle? Yani yakınında yanlış telaffuz etmek istemiyorum. Ya ne diyordu yani parası çok diye mi Gökhan'a beğeniyorum diyordu. İlk gündü. Ne kız arkadaşı şuradaki arkadaşı. Didem sen var ya. Gökhan sakin ol Didem. Rabia ilk geldiği günler benim için erkekte maddiyat önemli. O zaman birbirimizi tanıyorduk. Birbirimizi tanımak, ilişkiden beklentilerimizi öğrenmek için bir sohbetteydik. Rabia üstüne basa basa benim için maddiyat önemli kelimesini birkaç kez vurguladı. Yüzüne mi söyledim senin ya? Sen niye alkışlıyorsun kızım? Yüzüne mi söyledim senin? Hayır. BTR'de öyle bir şey tanıtımda verilmiş. Sonra beni tanımadınız mı? Hayır. Onun üzerine de sen Gökhan deyince o öyle bir yanı. Allah Allah. Gökhan'la gurur duyuyorum biliyor musun? Çocuklar. Ağzından çıkanı da bir zahmet söyleyiver da. Yeter ya. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Gökhan'ın maddiyatına mı dedi genel olarak evliliklerde mi dedi? Rabia'nın da sözünü inkarları çok var. Aynen. Gamze'nin Onur yani sen genel olarak ben ilişkide madde tabii ki önemli. Anladım. Erkeğin ekonomik durum dedi. Bunu herkes düşünür. Ya herkese kızını maddi durumu birbirine vermek ister. Sizin de olsa siz de öyle istersiniz. Hayır, herkes düşünür fakat sözlü olarak. Ben bu kadar kalitesiz bir şekilde yapmadım. Sadece dedim ki herkes düşünür değil mi arkadaşlar? Onu dedim erkekler yanlış anlamış dedim. VTR'ye dedim herkes düşünür değil mi dedim bu şekilde herkes ucuz bir şekilde düşünür, yapmadı. Dile getiremez de bir konuşma müsaade edersen algılayabileceksin. Algılamayacağım arkadaşım evet, seni. Çünkü öyle bir peki sen algılama başka izleyicilerimiz de algılasın. Buyur Didem. Zaten izlediler de zaten. Ağzından çıkan söz de yayınlandı zaten. O yüzden git. Konuşacak bir şey yok. Gökhan'a zaten diyecek bir şeyim yok. O lafın üzerine seçimi Gökhan olunca belki o yüzden Gamze böyle bir yorum yapmış olabilir diyorum. Yani hani bu bir sadece bir tahmin. Şimdi arkadaşlar sizin bilmediğiniz konu Rabia beni kırmızı odaya çağırdığında ben Rabia'nın yüzüne karşı dedim ki Rabia dedim senin dedim veteriniz dedim ve dedim hiç iyi şeyler düşünmüyorum senin hakkında dedim. Yüzüne karşı söyledim. Sen dedim böyle bir insan mısın dedim. Eğer dedim böyle bir insansan dedim büyük problem dedim. Yani benim işim olmaz dedim. Rabia da dedi ki ben sadece ilişkilerde günümüzde maddiyatın ne kadar önemli olduğunu söylemeye çalıştım dedi. Ben de dedim ki eğer öyle bir insan değilsen dedim bunu dedim insanlara göster. O dedi ki ya sadece sen görsen olmaz mı? Ben dedim ki olmaz. Herkes görsün ki senin öyle bir tamamıyla öyle bir insan olmadığını anlasınlar. Çünkü herkes bir şey söyler benim kafamda yer eder dedim. Rabia da bunu zaten aynı şekilde algıladı ve dediğim gibi. Sonuçta sen adayı olarak doğru algıladın mı? Doğru algıladım ki ilk getirdiği bana çiçekleri zaten kendi eliyle yapması bende bir türlü olur. Tamam o zaman gönlünüz rahat olsun. Bir soru sormak istiyorum Semih'e. Mesela sen bu evin hani en sert erkeklerinden biri olduğu için soracağım. Sen kendinden çok daha zengin, çok daha maddi olarak güçlü bir kadınla yok, kolay kolay olmam. Evlenir misin? Olmam. Ha. Birlikte olmam bırak evlenmeyi. Ha, işte onu sormak birlikte istiyorum. Olmam yani. Onur bu eve ilk girerken kapının önünde bana ne dedin? Gerekirse karımı çalıştırmam. Ben o eve fazlasıyla o ekmeği sağlarım dedi. Evet. Bazı kadınlar da bunu kabul eder veya etmez. İlla çalışacağım der. O zaman seninle olmaz. Çalışmayacağım. Peki kocam baksın. Çocuklarımı niye el aleme emanet edeyim diyen de çocuğuyla oturur. Ya benim şu dünyada belli bir yaştan sonraki tek hayalim, tek amacım. Bunu her zaman dışarıdaki arkadaşlarım da bilir. Burada da söyledim. Ben kendimden geçtim. Benim bundan sonraki yapacaklarım veya yaptıklarım eşimle kısmetse Rabbimden olacak çocuklarım için. Ben kendimden geçeyim. Bunu bilmedikleri için burada bunları konuşuyorlar, maddiyeti konuşuyorlar. Ya ben söylemiyorum ama yapmak istersem 3 yıl 10 yaparım. Yeter ki bana bir adım gelsin. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Kısa bir tavsiye. Sizi sömüreni kullananı değil. Maddiyat kimdeyse bugün Allah korusun benim koluma bacağıma bir şey olsa yarın işsizim. Öyle değil mi efendim? Benim garantim kendimim. He, o zaman eşin ne olur? Eşinin belki emekli maaşına kalırsın. Bir gün hanımın kazanır, onun kirasına kalırsın bir şey. Hayat böyle bir şey ya, hayat arkadaşlığı böyle bir şey. Para ve iman kimdedir? O da belli değil. O para kimde ne kadar kalacak? O da belli değil. O yüzden Allah sağlık versin, samimiyet versin. Allah da herkesi, karşısındakini kullanan hem kadından hem erkekten korusun maddi manevi. Bunu geç anladığımız zamanlar olabiliyor. Allah başından korusun öyle insanlardan diyorum ve devam ediyorum. Burada iki gelin adayının tartışması var. Yine tartışmaya yatkın iki gelin adayı. Bakalım ne çıkacak bunun ardından, yorumlarınız nasıl gelecek? Bir tanesi de Aycan'ın arkasına sığınıyor, güveniyor. Aycan olmasa sen nesin burada? Aycan'dan güç alarak kaç gündür sesi çıkıyor. Benim ondan hiçbir şeyim yok. Semih'i benden kıskanıyor. Aycan'ı ben bilmiyor muyum senin halini, tavrını, hareketini? Sizce Aycan'ın arkasına saklanan kim olabilir? Hazal'a mı? Hazal. Evet Hazal, Aycan'ın arkasına mı saklanıyorsun? Aycan çok mu güçlü? Hayır öyle Aycan bir şey geçen hafta neredeyse eleniyordu. Evet. Öyle bir şey yok. Aycan'ın hep bu evde geldiğinden gibi biraz olayları oldu. Haksız olduğu zaman ya da haklı olduğu zaman, Aycan'ın yanındayım ki arkadaşım. Ama haksız olduğum zamanlarda Aycan'ı hiç öyle korumadım. İşte Aycan öyle, Aycan böyle hiçbir şekilde yapmadım. Ben Serap'la burada bir tartışma tartışmıştık. Aycan işte Serap'a şey yapmıştı. Serap'la tartışıyorduk. Aycan Serap'a bağırmıştı. Ben de Aycan'a kızdım. Ben kendimi koruyabilirim diye. Peki Semih'le de ilgili bir yorum var. Ben Semih'in ne olduğunu bilmiyor muyum gibi. Yok, senin ne olduğunu bilmiyor muyum? Semih'ten kıskanıyor, Aycan'dan kıskanıyor. Bunu ne kadar inkar etseler de benim Aycan'la konuşmamı falan kavga çıkardı. Kavga ettiler. Gamze, sadece sana şunu soracağım. Gerçekten senin bu insanlarla alıp veremediğin nedir? Benim alıp veremediğim yok. Evin içini siz bilmiyorsunuz. Şu anda hani evin halk izliyor. Geç. Biz halk kendimizi izliyor. Biliyoruz. Sen bak, hem kendi arkadaşlarınla anlaşamıyorsun, tamam mı? Biz geliyoruz senin evine misafir olarak, sen bizimle de anlaşamıyorsun iki. Ben kendimi neden anlaşamıyorsun? Acaba sende mi bir sorun var? Sen anlaşabiliyor musun? Seda, ben anlaşamıyorum ama beni karşına alma. Ben kimseyle anlaşamıyorum. Beni karşına alma Gamze. Herkesi karşına al, beni yanına al. Hayır, ama beni karşına alırsan hayatını yanlış yaparsın. Bak öyle dersen şimdi arkadaşın yanlış anlar ama. Niye yanlış anlıyor? Sen ama yanlış anlaşılmaya ve yanlış anlamaya çok müsait bir kadınsın. Hayır, herkesi karşına al, beni yanına al dedim. Ben korkuyorum çünkü. Sen yanlış anlarsın bence. Bak şimdi bak, bir dakika. Sen yanlış anlarsın. Bak, evet. Yani beni yanına alıp kur anlamında mı söylediğini düşünüyorum. Bilmiyorum ben. Hadi gel gününüzde gece olalım. Okulmaya doymadı ya. Allah Allah. En ufak bir şey Semih'te şey aldım. Vallahi ben bir şey söylemeye korkuyorum. Acaba diye aldım. Bir şey söylemeye korkuyorum gerçekten. Söyle. Ama şu konuda Gamze gerçekten haklı. Biz Hazal'la tartışıyoruz. Aycan benim başımda, Hazal'la biz karşılıklı. Konumuz Aycan değil ama şu an. Yok, konumuz bak ben. Tamam işte onu anlatıyorum. Onu söyleyeceğim zaten. Hazal, senin Aycan'ın arkasına saklanman. Konu Aycan mesela. Bir dakika, Serap bitirebilir mi? Bir saniye. Gerçekten avukatlığını yapar gibi, yani her şeyde İlla ki Aycan giriyor ya da Hazal giriyor. Tamam, onlar önceden tanıştığı için belki bu kadar hani... Allah razı olsun sen. ...arkadaşlar ama gerçekten artık hele son günler sürekli böyle. Ya sen yapmıyor musun Didem'e? Tamam, aynı anda ne yapıyorsunuz? Bir saniye, biz Didem'le... Ben de Didem yapıyorum ama Didem'in olmadığı zamanlarda yapıyordum. Didem varken zaten kendini savunuyor Didem. Bana fırsat kalmıyor. Ya bir şey söyleyeceğim. İnsanların birbirlerine eğer... aynı fikirler doğrultusunda düşünüyorlarsa ve mantıklıysa savunmalarında bir sakınca görmüyorum. Hayır Seda Hanım, Serap benim olmadığım yerde beni savunuyor. Evet. Dostluk budur. Evet. Benim yanımda bana göstermelik yapmasının benim için hiçbir değeri yok. Benim olmadığım yerde benim hakkımda kötü konuştuğunu. Peki Aycan, Hazal yokken Aycan'ı savunuyor mu? Birbirlerinin işte Aycan yapamadığını Hazal'a tık 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 yaptırtıyor. Evet, evet. Çünkü Hazal masum gelin adayı. Evet. O da ona işte o piş piş. Bir kere zaten dakika bir gol bir arkadaşlar. Yani birbirlerini hep kayırıyorlar. Bu bizi rahatsız eden bir durum. Beni şahsen rahatsız ediyor yeri geldiği zaman. Hazal'a bir şey söylüyorum. Abla kardeş gibi hani. O samimiyetteyim. Aycan oradan bağırıyor. Ondan sonra Hazal bir anda sakin konuşan kız. Sussana kızım diye bir şımarık üsluba giriyor. Ya Didem bak şimdi benim ağzımda ben Didem'e iki şey soracağım. Sen kimden güç alıyorsun da bana o saygısızca konuşuyorsun? Ben kimseden güç falan almıyorum, tamam mı? O zaman... Olmuyor işte. Ben şimdi böyle... Didem'e iki soru sorayım. Bir tanesi, işte. Doğruya acaba Hazal yokken Aycan onu savunmuyor mu da sen bu kanıya vardın? Birbirlerine girdiklerine de tanık olduk. Aynen. Ben bu evde hiçbir dostluğun varabileceğini düşünemiyorum. Sonra öyle bir de masum kız derken o yine tırnak işaretini yani kullandın ya. Yani o böyle hani daha şey, evin en küçük kızı bir kere. Bir kere bu bir. İkincisi daha hani daha kendi dünyası var, hayal dünyası. Başka bir gezegende yaşıyor bize göre. Hani o yüzden... yani masumiyetine inanmıyor musun? Aycan'ın daha uyanık bir kız olduğunu düşünüyorum. Daha fettan bir karakter. Evet. Yani dolayısıyla onu değil bu onu doldurmuş oluyor. Ha, ben de yani bu kadar basit. Çok zeki olmaya gerek yok. Düz mantık yürütünce zaten aralarındaki ilişki anlaşılıyor. Yani Aycan dolduruyor Hazal. Kesinlikle öyle. Ben değil herkes görüyor. Şey yapmadım yani, öğretmemedim. Ve ben rahatsız oluyorum. Açıklama yapayım mı? Şimdi şöyle, bu kız bu yaşına kadar tesadüfen yaşamadı, bu bir. Herkesin aklı, mantığı, fikri var. İkincisine gelirsek, tabii ki de bizim bundan önce bir arkadaşlığımız vardı ama keşke dedim hani sizin de olsaydı, biz bu eve bilerek gelmedik. Zaten yanlış bir durumu sezselerdi yapımcılarımız çoktan birimizden birimizi göndertirlerdi. O zaman... Üçüncüsüne gelirsek, evet ben Hazal'ı korudum, inkar etmiyorum bunu ama şöyle de bir şey var. Ben bu evde Serap'ı hiç sevmezken, yüzüne söylemişken ilk günlerdeki kavgada Gamze'nin elinden Serap'ı aldım, doğru mu? Doğru. Ondan sonraki tartışmada Gamze'yle, yani bir dakika, Gamze'yle tartışınca onu savundum, onu savundum. Ben burada herkese bunu yapıyorum. Ama biz sürekli birbirimizi kollamıyoruz ki kollayabiliriz. Buradaki 3-4 günlük arkadaşlar birbirlerini çok iyi kolluyorsa, aynen, ben yıllardır arkadaşımı her türlü korurum. Bunda bir sıkıntı yok. Göreceğiz. Eskiden tanıdığın insanlar göreceğiz da olabilir bu evde. Göreceğiz, göreceğiz. Eski flörtün, sevgilin karşı evde değilse, bu evin kurallarına İnşallah aykırı bir durum değil. Eski bir kız arkadaşın aynı evde olmak. Ha bir de şu var Seda Hanım, kendileri diyorlar ya birbirleriyle de kavga ettiler. Zaten biz o kadar iyi arkadaş, böyle hani sizin söylediğiniz gibi olsak kavga etmeyiz. Vardı bir tartışma. Ben sinir istemem, gönlümden geçen bu değil ama cicim olsak etmeyiz yani. Onu da yapmayız. Kayırmak ayrı. Ben kavga edip de en yakın arkadaşımı kendime çekip iki kişi birden kavgaya girişip karşı tarafa saldırmak ayrı. Biz bundan bahsediyorum. Hayır. Ben şu ana kadar ne söylediysem de tüm arkadaşlar beni desteklediler yani. Ben ayyuka çıkmadım. Dünkü metrede gördük senin de ne yaptığını. Sen 2 günlük arkadaşını kayırırsın. Ben yıllardır ki arkadaşımı kayırırım. Hiç görmediğim arkadaşımı da kayırırım. Ben öyle çıkarlarım doğrultusunda bir insanı kaydırmam. Bu evde 16 kişiyiz, 15 kişi, 14 kişi. Seni şöyle bir şey diyorsa sen bunu bir düşün bence, bana laf atmadan. Bu üçüncüsünü de söylüyorum. Bir daha Hazal'la benim bu konumu açmayın. Çünkü öyle bir şey yok. Ben bu evde kim haksızlık yapılırsa onun yanındayım. İster inan ister inanma, kimseye de inandırmak zorunda değilim. Bitmiş. Adnan? Şunu söyleyeyim. Ben bu anları çok yaşadım. Hep bunu söylüyorum ama ciddi anlamda, yanlış anlamayın beni. Gamze güçlü bir karakter. Gamze bugüne kadar hayatında belli ki mücadele vermiş, aynen, ve her şeye sert tepki vermiş ya bir kadın. Anladım. Kanki kusura bakma, bak gördüm bunu, yapmayın. Bunu bak göreceksiniz. Şu an şunu çok yakından gördüm. Bak buraya da yazıyorum. Bu kız ve Gamze, yani Rabia ve Gamze ileride o kadar iyi arkadaş olacaklar ki. Hiç belli olmaz. Bu kadar da yazıyorum, bu kadar da büyük konuşuyorum. Ben de yazayım da dur. Yazın Seda Hanım. Bunu da bu kadar söylüyorum. İkisi öylesine iyi arkadaş olacaklar ki diğerlerine karşı yeri gelecek, cep alacaklar. Bak bu kadar. Bak Didem sana katılıyor. Tek katılan o oldu. Kafamdaki şey benim de o çünkü. Tanımıyorlar, daha birbirlerini tanımıyorlar. Devamlı yanlış anlıyorlar. Devamlı birbirlerine karşı sert tepkiler. Yakında hepsi dökülecek, içleri dökülecek, açılacaklar. Sabredin, sabredin. Bu seni rahatsız eder mi? Beni şu an Adnan'ın söylediği rahatsız etti açıkçası. Yani Gamze'yle yakınlaşırsa bunca şeyden sonra. Yok, yakınlaşabilir, o beni ilgilendirmiyor da şimdi Adnan öyle bir söyledi ki yanlış anlaşılıyor, yanlış anlaşılıyor. Oradan yanlış anlaşılıyor, buradan yanlış anlaşılıyor. Kendini yanlış ifade ediyor diyorum. Yok, yanlış Adnan anlaşılıyor demiyorum. İfadesi yanlışsa o zaman ifadesini düzeltecek ama bir tamam, insan... Tamam, siz düzeltmesi için bir şey yapıyor musunuz? Kardeşim, İfadeyle düzeltiyorum, hiçbir şey kabul etmiyorsunuz. Senle konuşmuyoruz. Arkadaş bak, 2 hafta içerisinde... Benden bahsediyorsun. Kimse kendini tamamen ifade edemez. Hayır. Yapmayın. Şahin'i dinleyebilir miyiz Seda Hanım? Çünkü ben bir şey konuşuyorum Gamze. Dinlemeyeceksen sus, ben konuşayım, sonra Şahin de konuşur zaten. Seda Hanım yönlendiriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani burada madem ki bir insan bir hatayı üst üste 1 kere, 3 kere, 4 kere yapıyorsa bu artık belli bir şey. Huy yani, bunu değiştiremezsiniz. Bu değişmez. Ya onu o şekilde kabul edeceksiniz. Ya değişmek için insanın değişmeyi istemesi gerek. Evet, aynen ondan bahsediyorum. Bu bendeki kusur ya. Benim insan ilişkilerim bozuyor bu halim ya. Durun bir hele, ben bunu bir değiştireyim diye bunu önce kendin kabul edeceksin. Evet, çok güzel söylüyorsun. Kendin kabul etmezsen dünya sana söylesin, ben böyleyim diye gezersin, yalnız da öyle kalırsın işte. Ben şayet senin söyleyeceklerin bitmiş miydi? Şunu söyleyeyim sadece, kardeşim çok özür dilerim. Şunu söyleyeyim, dün Gamze'ye güzellikle de söyledim. Dedim ki Gamze bak senin hareketlerin yanlış, bunu düzeltmen gerekiyor. Haklısın Adnan dedi, bak güzel yaklaşınca güzel cevap veriyor. Tamam, aynen öyle. Bir bekleyelim, bunları da güzelce bir söyleyelim. Bakalım düzelmezse o zaman dedim ki Gamze kusura bakma. Vallahi bak ben sana güzellikle söylüyorum. Sen söylediğin eleştiriyi hatırlıyor musun? Kendisine mi? Evet. Aynen öyle. Peki o zaman haftaya bakacağız, sana soracağım. Bakacağız. İnşallah ikiniz de burada olursanız. O konuda Gamze bir adım attı mı? Hocası atlan. Valla ben onu yaşadım, kavga ettikten sonra biz arkadaş olduk. Şu an tekrar gördüm yani, bir hafta sonra... Ben sana karşı kötü davranmıyorum, benim seninle problemim yok. Dün VTR'leri izledim ben, benim suratıma gülerken benim arkamdan iş çevirmeni izledim. Hayır, ben senin arkandan iş çevirmiyorum ben. Ben o arada erkekler evinde seni savunurken sen benim arkamdan konuştun evde, VTR'de gösterdim. Ben senin arkandan konuşmadım. Arkadaşım, 2 arkadaşımı birleştirmeye çalıştım, onların arasını düzeltmeye çalıştım. Eğer sen benim de arkadaşım olsaydın Adnan beklesin de ikisinden seçsin derdin. Bir adım önde atmazdın. Hazal niye bu konuyla ilgili bir şey yapmadı ki Semih'le tanıma yolundayken? Demek Hazal isteseydi, hayır, Hazal istese Semih'le de konuşabilirdi, onu da yapabilirdi. Hazal yapınca kötü oluyor, siz yapınca burada tanıştınız ya, mübah oluyor. Böyle bir şey var mı ya? Önce sızım, sonra hayırsızım olmayı seçtim. Bu benim sessiz çığlığım ve sana son uyarım. Üç yanlış bir doğruyu götürüyor. Senin benimle doğrum bitti. Doğrum. Burası tiyatro salonu değil. Şovmenliğini başka yerde yap ve haddini bil. Haddini bil. Şimdi başka konuya geçmek istiyorum artık. Didem ve Aycan'a. Didem ve Aycan'ın ortak noktaları ne bu evde? Adnan. Buyurun bakalım efendim. İki kapı ne yapıyormuş açıksa? Ya Adnan seninle bir yoldayız demedi ki. Bu kapıyı da kapatmıyor. Sen farkında mısın? Ha? O da farklı. Aynen. Ha? İki kapı da açık. Ceryan yapar orası. İşte anladın? İki kapı açıksa ceryan yapar orası. Ama Adnan'la artık... Adnan da kimin olursa olsun bu neymiş ya? Aha. Ama ben bir erkek için de burada vıt 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 kavga edemem. O da kendini bir şey zannetmesin. Bence en çok oynayan burada Adnan. Adnan yok şöyle yok böyle abi. İkisi, tüm herkes tanıyabilir. 8 kişiyi tanıyabilir ama 2 kişiye de aynı anda bakışla gözle fink atamaz. Peki bu sözlerin ardından halen Adnan'a talip misin? Hayır değilim. Sen Didem? Ben her zaman Adnan dedim. Hala Adnan diyorum. Sen Adnan. Aycan'ın şu an hayır değilim değmesini anlıyorum. Ama bu sözlerden sonra yanıma gelip Adnan ben orada hata yaptım, özür dilerim diyen de Aycan'dı. Evet. Bunu da söyleyeyim, unutma da. Doğum gününden sonra hatırlarsın belki. Ha. Evet evet hatırladım, onu açıklayacağım şimdi. Tamam o zaman. Sıkıntı yani bu sözler için senden özür diledi ama şimdi şurada talip değilim diyor. Bunu anlıyorum deme nedenin neyi anlıyorsun? Gururunu mu kurtarmaya çalışıyorsun? Yok, gururunu kurtarmaya çalışmıyor. Ne yapmaya çalıştığını zaten son zamanlarda anlayamadım. Tavırlarıyla bir öyle bir böyle davranınca benim kafamı tamamen karıştırdı. Ve güzel bir şey yapayım derken tamamen kendinden uzaklaştırdı. Aslında onu yaparken diğerini daha çok parlattı gözümde. Bu konuyla ilgili bir bandımız daha var. Aslında bunun sebebi onda saklı. İsterseniz o görüntüyü de bir izleyelim. Bakalım sebep sonuç ilişkisi fikrimizi değiştirecek mi? Teşekkür ederim öyle baktığın için. Teşekkürler aklımda kaldığın için. Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi. Senin yanın en aydınlık beyaz benim için. Teşekkür ederim böyle baktığın. Teşekkürler aklımda kaldığın için. Ay, karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi. Senin yanın en aydınlık beyaz benim için. Teşekkür ederim öyle baktığın için. Teşekkürler aklımda kaldığın için. Evet, Aycan'ın bugün ben vazgeçtim haykırışının nedeni bu olabilir mi? Evet. Bu dans olabilir mi? Yüksek ihtimal. Yorum var mı? Onur? Yani ben oradaydım. İyi kötü Adnan da Didem de Adnan da biliyor. Artık ecel telleri döktüm. Bir şeyler. Niye? Artık Adnan kaldırsın ya da artık ya Adnan dedi ki ben de kalkacaktım baş başa kalsın. Adnan dedi ki gitme kavga ederiz yoksa dedi. Doğru mu? Ben de başladım konuşmaya, hani şey oldum ben, Güzin abla gibi. Valla onu mu bilmem, hiç zorla dans ediyor havası yoktu, ben gözüme inanıyorum. Adnan saçlarını kokluyordu zaten Didem'in. Bak ben onu geçen sene söylemiştim. Bir erkek sizi yanağınızdan öptüğü zaman veya sarıldığı zaman kokluyorsa ilgisi vardır. Aycan bu mu neden? Evet bu o ilk izlediğimiz vetera bu dans edilen günden bir gün önce olduğu için evet ben dedim ki evet hani ben böyle saçmaladım bir anlık sinirime engel olamadım. Konuda dedim ilk zaten bu veterada gözüldü onun açıklandı o yüzden çok mutluyum. İlk onların başlattığı ondan sonra da ben de artık sinirlendim mutfaktaydım böyle oldu akşamına doğum günüydü özür diledim. Hani dedim ben aslında böyle birisi değilim birden dedim sinirlenince böyle oluyor ama senin için körelteceğim dedim. Onu geçelim ya, ben başka ondan bir şey sorayım. Ondan sonra da dans meselesini görünce evet vazgeçtim. Çünkü neden? Yani Seda Hanım, ben yanımda onlar farklı bir ödül oyununa gitti. İlk başta zaten Gamze ile bahçedelerdi. Gamze bir şey konuşuyordu. Ondan sonra ben nasıl gittiğini bile anlamadım. Birden hani bakıyorum Adnan yok. Herhalde dedim lavaboda. Sonra birden görüntü verilince... Peki dur, Adnan... seni orada keseyim. Sizler o dansı yaparken Aycan ne yapıyordu? Onu izleyelim şimdi. Yalan olur ne söylesem yalan, yalan olur. Birini bulur yürek ne söylesem yalan. Aycan bitmesi. Evet. Ve o son gözyaşlarım oldu. Evet artık. Çünkü ondan bir gün önce ben artık dedim bana kesin, yani bana söyle, başladıysanız bana söyle dedim. Hani tabii ki de bir insan bir başkasından hoşlanabilir, illa benden hoşlanacak diye bir şey yok. Ama benim tek zoruma giden, ısrarla bu soruyu sürekli sormama kime rağmen... sordu? Adnan'a evimize gelip menemen getirdiği gün sordum, dedim artık böyle bir şey varsa bana söyle çünkü ben arada kalıyorum. Yani tamam, bana net bir şey söylememiş olabilirsin ama oyalıyor gibi ben orada bekliyorum. Madem böyle his duyuyordun, çünkü bu bir dakikada, bir saatte olabilecek değil. Eve gidip basmak, hani dans etmek, elinden tutmak, saç koklamak bir günde, bir saatte olabilecek bir şey değil. Demek ki bir hissin daha fazlaydı. Söyleseydin ben böyle üzülmeseydim. Çünkü benim sana hislerimde yalan bir şey yoktu. Öyle mi Adnan? Bir şeye başladınız mı? Sorduğu zaman kendini bir tarafa çok daha yakın hissediyordun, bunu gizledin mi? Ben bir tarafa kendimi daha yakın hissettiğimi kırmızı odaya çağırarak zaten gösterdim. Daha sonrasında ama olan olaylar kendimi geri çekmeme, kendimi kapatmama vesile oldu. Sonrasında Aycan'ın o söyledikleri beni tamamen, ikisine karşı da tamamen kapattı. Daha sonrasında Aycan'ın yaklaşması, etmesi, bir yandan Didem'in uzaklaşması beni bambaşka bir şeye soktu. Gamze ile konuştum, dertleştim. Bilmiyorum, Gamze'nin söylediklerimi etkiledi. Bir şey oldu bana ve gidip hesap sorma gereğinde bulundum. Ve o adımı attın. O adımı attım. Peki sana o hesabı ne sordurdu? Efendim, orada yüzü düşen tek isim, üzülen tek isim Aycan değildi. Bir damat adayımız da orada pek neşeli gözükmüyordu. Çünkü onun da aynı gelin adayıyla bir dans tecrübesi olmuştu. Bakalım onların dansları nasılmış? Aradaki duygu farkını biz gözümüzle görebileceğiz. Karşılıklarından doğru muydu şimdi bu ortamda? Evet doğruydu. Niye cevap vermedin ki? Neye göre doğruydu? Niye reddedeyim abi? Niye reddetmeyesin Didem? Ben sana Aykut diye deliriyorum. Adnan bana o şekilde yaklaşım olsa, Adnan'ın o şekilde yaklaşımı olsa... Bir saniye lütfen Gamze bak. Elim ayağım tutuyor lütfen. Bekle. Ayağım niye titriyor ya? Çünkü ben senden bu davranışı beklemezdim. Burada tek arkadaşım, tek dostum sendim. Ben senden bu davranışı beklemezdim. Adnan o manada olsaydı, beni kırmızı odaya çağırsaydı vesaire, bana dans teklif etseydi ben asla yapmazdım. Ben aşırı mı dedim, dans etmek istedi, davete icazet ettim. Ne var yani? Ama niye bu kadar büyütüyorsun? Beni düşünmeliydin. Beni düşünmeliydin. Sesimizi duymasınlar. Bir ilişkide misiniz kardeşim? Canım benim ona karşı duygularım olmuyor. Kendine gel, seninle konuşmak istemiyorum. Didem git yanına otur, tamam? Git yanına. Ben böyle istediğim yerde oturuyorum. Didem git yanında otur. Sen de Adnan gibi davran. Bak, git yanına otur. Onu. Adnan nasıl Aycan'ı biraz... kırmızı odaya çağırın. Sen bak ses tonunu bir ayarla benimle konuşurken, bu bir. İkincisi, burada erkekler varken kavga edilmeyecek diye 1500 kere size söyledim. 1500 kere. Sen benim en yakın arkadaşım olarak git otur onun yanında. Git otur. Git otur. Gelme. Git Didem git. Evet. Serap'cığım. Seda abla, ben buraya geldiğimden beri Didem en yakın arkadaşım diyordum ama öyle değilmiş, gördüm. Aykut Kırmızı Oda'ya çağırdı, işte Aykut'un iltifatlarından bahsetti, ona yapılan. Her şeye geçtim ve ben dedim ki, ilk baştan beri sen Adnan diye sayıklıyordun. Az önce kendisi de söyledi, ilk günden beri Adnan diyordum, halen Adnan diyorum dedi. O zaman Aykut kullanıldı mı? Hem Aykut'u kullandı, hem de beni hiçe saydı ve 5 dakikada geldiler erkekler. Bir saniye, geldiler erkekler. Hepsi oturdu, Gökhan'ın doğum günüydü zaten. Hepsi oturdu ve bir gün önceki olaydan da Adnan, Aykut yüzünden biraz Didem'le Adnan'ın arası bozuldu. Yani Adnan şey dedi, neden Aykut'un ismini verdin Kırmızı Oda olayında? Hem öyle bir olay yaşadılar, ona rağmen Adnan burada olduğu halde Aykut'un dansına karşılık olarak kalktılar, dans ettiler. Ben de buna çok sinir oldum. Hem Aykut'u kullandı, hem de arkadaşlarımız falan bitirdi. Yani bakın, ortada iki tane görüş var. Ben sevgili izleyicilerimize çorba olmuş şu durumu bir özetleyeyim. Aycan, Serap şöyle düşünüyor. Didem, Aykut'u, Adnan'ı kıskandırmak için kullandı. Evet. Ondan sonra işte Adnan da hata geçti. Evet. Bir de şöyle bir görüş var ki bunu Adnan da böyle düşünüyor. Birkaç damatlar evinden böyle düşünen olduğuna da inanıyorum. Aykut Didem'i beğendiğini belli etti, bunu ben bile anladım en başından beri. Arkadaş markadaş, sonuçta burada arkadaş olup askere yazılacak değilsiniz. Yani arkadaş markadaş, sonuçta bir kadın bulmaya, eş bulmaya geldiniz kendiniz. Aykut da belli etti Didem'i beğendiğini. Didem de boşluğa düşmüş. Adayının onunla ilgilenmediğini düşünüyor. 2 gündür üzüntülü, yalnız. Aykut da bu durumu kullanıyor, lehine çeviriyor olabilir. Kadınların en zayıf anı ne zamandır? Reddedikleri, terk edildikleri, üzüntülü oldukları zaman ilgi ve güzel söze daha meyilli oluruz. 2 tane düşünce var. Şimdi benim için kimin görüşü önemli burada? Bir tanesi Adnan. Hangi düşünce sana ağır basıyor? Benim kendi söylediğim düşünce bana ağır basıyor. Zaten onun Aykut'u kullandığını, beni kıskandırmak için bir şeyler yaptığını hissetseydim ben ne o eve giderdim ne de Didem'in bir daha yüzüne bakardım. Ama şu an gözlerine de bakıyorum. Bundan sonra Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Veya kızların söylediği gibi kullanma. Kendisi sen mi söyledin Merve? Şey sen de aslında Didem'i savundun. Aykut'un kulağına beni dansa kaldırsana şurada şu numarayı yapalım yani, deseydin. O kullanma. Hayır, o doğum günde ben o kullanma değil, o bile anlaşma olurdu yani. Seda Hanım. Herkes masada eğleniyor ve ben çok gergin anlar yaşamışım. Kendimi çok yalnız hissediyordum. Aykut'la göz teması kurduk o an. Aykut da yüzümün halini gördü. Gel dans edelim dedi. Çok normal bir şekilde. Ya bir şey diyeceğim, o kadar böyle kadar yani anlatılıyor ki yani bir boşluk var. Boşluk şey var Aykut, hani ben hayatımda öyle bir kıtar insan değilim ki. Olabilirsin. Beğendiğin kadını canı istediği zaman dansa kaldırırsın. Onun şeyinden yararlanacağım. Boşluğuna. Öyle bir şey olamaz ya. Öyle de düşünebilirsin. Olabilir ama ben yapamam. Bu adayımızın yani artık biri yok hayatında, dansa yani kaldırayım. Ne var bunda? Kalkar, kalkmaz ya. Zorla bence zaten erkeğin korkmayanı bak. Kalkmazdım yani o zaman. Evet. Madem öyle kötü bir zihniyet olsaydı. Evet, aslında şimdi gelecek görüntüyü hafta içi izledik, tartıştık. Hani bazıları için yeterince açıklayıcı oldu, bazıları için olmadı. Bir karakter özelliği olarak kabul edilmeli mi, yoksa ortak yaşam alanında böyle şeyler olmalı mı, olmamalı mı? Tepki fazla mı sertti? Bir daha bir izleyelim efendim. Belki kaçırmışsınızdır. Hep birlikteyken yorumlayalım. Dolma kalem değil, tespih, Semih'in tespihi mi? Semih'in tespihinin burada ne işi var? Bir şey soracağım. Ne bileyim sen mi? Onu bakabilir miyim diye izin aldın mı? Burada duruyordu. Evet. Tamam, bakabilir miyim diye izin aldın mı? Kimin bu diye sordun mu? Tam da evin bir eşyası sandım. Şurada duruyordu. Ne alaka, kapalıydı. Tamam, bu kimin diye sordun mu? Her şeye karışıyorsun çünkü. Tamam da şu an ben seninle muhatap olmuyorum. Bir, bu kimin? Benim. Tamam, sen bir sorun diye sordun mu? Ne alakası var? Rujumu tazeliyordum, gördüm burada. Herhangi bir eşyamın İzin alınmadan kullanılmasıdır yani. Biz eşyalarımızı koyuyoruz. Yani anladın mı? Benim sana demeye çalıştığım şey, sen bana sorsan bu kimin diye, benim bakabilirsin. Tamam, ne enerji varmış kızlar ya. Evin eşyası sandım, niye sorayım bunu? Dolma kalemin evin eşyası ne alakası var? Dolma kalem zannedip açıyorsun. Ya süs için konulmuştur, bir sürü şey var. Kendi resminin yanına koy. Aa bak, kuzum var. Kuzuna dokunuyor muyum şu ana kadar? Dokundum mu bir kere? Allah aşkına, sen her bilmediğin bir şeyi, bu dolma kalem, bilmem kimin diye sormadan alıp bakıyor musun? Bakıyorum canım. Merve sen niye böyle değiştin bir an? Allah ne değiştim ya? Sakın kuzusuna dokunma. Vallahi gebertirsin. Dokunmam. Ben mi oynuyorum şu anda? Ne yapıyorsun şu an? Allah aşkına, ne yapıyorsun şu an? İzinsiz eşyamı aldın diye sana kızıyorum aşağıda. bak beni sinir etme Merve. Oyun oynuyorsun. Ne oynuyorum? Bana onu söyle. Resminin yanında mıydı? Allah aşkına. Resminin yanında mıydı Merve? Ne oyun oynadığımı açıklar mısın? Şu an tartışma yaratıyorsun. Merve! Ya sana çok basit bir şey söylüyorum. Ya rujumu tazelerken dedim ki dolma kalem mi? Bu ne dedi? Bir git Allah aşkına sana diyorum ki. Kızım aldım yere mi attım ya? Beni konuşturmuyor ya. Yere mi attım alıp? Şimdi bu göbek atma konusuna geleceğim de ondan önce şunu soracağım. Senin Serap'a gıcık olduğun başka bir konu mu vardı da bu kadar patladın bir kalemi? Ve, yani neydi? Ya da tesbihinmiş, kalem değilmiş. Ya şöyle bir şey var Seda Hanım. Ben normal şartlarda bu kadar çok kavgalı bir ortamda bulunmadım şimdiye kadar açıkçası. Çok gerildim. Bu yani hiç susmadık gelinler evi olarak. Hep kavga. Doldum. Tesbihte patladım. Valla. Öyle oldu. Vallahi yani aslında. Evet. Gerçekten nefret ediyorum eşyalarıma dokunulmasından. Annem bile evde hiçbir eşyama dokunmaz, bilir uyumu. Kendi kaldırsın, kendi yerine koysun der mesela. Yani senin obsesif takıntı bu. Evet, hiç düzelmeyi düşündün mü? Çünkü şimdi bak buraya geldiğiniz zaman tepkim ben şu kitabı elleyeceksem kimin diye sorma, bakarım koyarım adı neymiş, kim okuyor, bana ne ya? Merak ediyorum, ortak yaşam alanı. Zaten bakın ne ayıptır, erkeğin cüzdanını karıştırmak, kadının çantasını karıştırmak. İşte bir de özel cep telefonuydu, işte bilgisayardı, özel konularının olacağı şeyler. Hani birinin misafirliğe gitmişken yatak odasına girmek, buzdolabını açmak falan. Ama burası ortak yaşam alanı ve burada bir sürü kapalı kutu var. Ve orada o özel eşya yerinde de değil ve o kadar özelse niye orada zaten? Şimdi şöyle, ben normalde de burada herhangi birinin bir şey olduğunda ya da kimin olduğunu bilmediğim bir şey olduğunda bu merak ettiysem, hani bu karakterim yani kendimi anlatıyorum şu anda. Bu kimin diye sorarım bakmak için. Yapım böyle benim. Ben izinsiz hiçbir şey alan bir insan değilim. Kutu öyle değildi ki. Kutu yani hani sorduracak bir kutu değildi ki. Ben tamam, yarın meyve oluyor. Diyorum ki kızlara bu meyve kimin, yiyebilir miyim devamlı. Tamam zaten tepkimin fazla olduğunu izlediğimde de gördüm ben onu. Çünkü ama nedenini de açıkladım. Daha sonra biz konuştuk, anlaştık, özürleştik zaten. Gerçekten dolmuşum ki o şekilde patladım. Tepkim büyük olduğunun izledikten sonra yani, fark ettim. Yani o dolgunluğun Serap'a mı? Öyle olmuş. Hayır. Aslında ona ama o seni dolduran kişi Serap mı? Hayır. Genel dolmuşum. Şimdi son görüntülerimiz efendim oylamadan önce burada bir damat adayı aslında adayı olan bir geline sert çıkıyor. Bakalım nasıl yorumlayacağız. Ben var ya ben sen duy diye yaptım. Senin, bak, sen dün diyorsun ki eşitsiniz, bugün tabii kırmızı odaya, dün diyorsun ki ben gerçekleri seni görüyorum. Seni ben bir kere çağırdım, bir kere de Şahin'i çağırdım. Ben ne şu an bir, iki olan ne? Benim pastamı bir kere seni çağırdım. Sen dün ne dedin? Biz burada konuşurken ben bazı şeyleri görmüyor muyum sanıyorsun deyip de geri vites yapan adamı kırmızı adaya çağırabiliyorsun. Nasıl bir algı bu? İşte o olayı sordum ben. Ya gerçi ben de sorduğumu sana söylemek zorunda zaten değilim. Seninle olanlara Şahin'i anlatmam. Ay Deniz'cim ay. Verir misin? Gördünüz mü? Mesela görüyorum ben bir şeyleri ya. Canım ben. Ne istediğimi bilmeyen insanlarla... Allah Allah! O kadar yani. Dün burada konuşuyorum. Bana diyor ki... Şahin geri vites yaptı ya ben iddialı olunca. Gördünüz hepiniz. Evet. Ben diyor onun farkında değil miyim diyor. Kırmızı oluyor onu çağırdım. Evet. Şahin hadi söz almayı ilk sen istedin. Doğum gününe bir gölge düşürüldü. Bu çok ayıp bir kere. Her şeyin yeri ve zamanı var. Deniz'e karşı bir şey söylemek istersen çekersin bir köşeye konuşursun. O seni ilgilendirmez ben orada söylemek istiyorum. Ama hani erkekler kavga etmiyordu, kavga çıkarmıyordu kadınların yanında. O Ceyhun için geçerli değil. Bizim için geçerli. Sen benim adıma konuşma. Ben istediğim yerde söyledim. Söylenecek yer var, söylenmeyecek yer var. Bak o seni ilgilendirmez Şahin. Ben orada söyledim. Konuşturmuyor. Tamam sen konuş Ceyhun. Tamam ben konuşacağım. Pekala. Bir Şahin bitirsin lütfen. Evet. Bir yarası var. Ağır bir yarası var. Ya ne ağır yarası be kardeşim ya. Ceyhun konuşsun. Ya sırayla konuşun tartışın peki. İki kişi tartışabilir. Sırayla tartışın buyurun. Ağır bir yarası var Deniz'den yana. Çok. Deniz'in beni tercih ettiği yok. Daha ortada net bir şey yok. Ceyhun bizim evde de bana karşı değişik davranıyor. Bağırıyor, çağırıyor. Bizim Deniz'le herhangi bir okeyleştiğimiz hiçbir şey yok. Deniz sen onu kırmızı odaya çağırdığında ona bir bileklik vermişsin. Deniz bana karşı net olmuş olsaydı o bilekliği senden almaz ve beni kırmızı odaya çağırdığında o bilekliği takmazdı. Yani Deniz'in kimseye karşı net bir şey yok ortada. Şu andaki durum ne? Gelinen durumu bağırtıdan sonra Deniz. Nasıl geldik şu an bilekliğe gerçekten bilmiyorum. O bileklik beni rahatsız ettiği için geldik. Evet, seninle bu konuyu konuştuk ve kapattığımızı düşünüyorum Şahin. Halen rahatsız oluyorsa bunu söyleyebilir, önemli değil. Şimdi bu bağırtı, bu yaşanmışlık, bu izlediğimiz görüntüyle ilgili yorumun ne ve ne noktadasın Ceyhun'la? Ben masaya oturdum. Olayın başında izlediğimiz VTR'de ve Ceyhun ayağa kalkıp ben ikili oynayanların oturduğu yerde oynamam gibi bir cümle sarf edip... O sen misin? Kalktı. Bulunmam dedim. Oraya oturdu ve ben de arkamı dönerek ya sen hani neyden bahsediyorsun gibi soru sordu ve diğerisi izlediğimiz gibi zaten. Açıklamasını yap. Ben bir şey olduğunda ön yargı yapmayıp kenara çekip kırmızı odaya götürüp Ceyhun'a sormayı tercih etmiştim. O bütün insanların içinde bana bağırmayı tercih etti. O da ona yakışandı zaten. O kadar iddialı konuşmayacaktı en kötü en başı. Efendim? Sen sana yakışanı yapıyorsun, ben de bana yakışanı yapıyorum. Evet, aynen öyle. Tamam. Hı -hı. Zaten kendisi benden vazgeçmiş oldu bir şekilde. O yüzden benim kendisi vazgeçti oluyor, ben vazgeçtirdim olmuyor. Ben seni kırmızı odaya çağırdım diye Şahin bana açılmamazlık yapmadı mesela. Ne? Yani seni kırmızı odaya çağırdı diye Şahin kararından vazgeçmedi veya ona duygularını söylememezlik etmedi. Diyor ki benim hatırladığım kadarıyla Deniz konusunda o kimi çağırırsa çağırsın, ne yaparsa yapsın kararlı olacağım ve adayıyım diyen sendin. Evet. Çok öyleydi. Mücadele edeceğini söylüyordun. O... Kırılma noktası nerede oldu? Orada oldu işte, o konuşmadan sonra ben istikrarlı oldum. Şahin dedi ki ben istikrarlı olunca ben dedi Deniz'i paylaşılmayan kadın yapmak istemiyorum, geri çekilebilirim gibi bir cümle kullandı. Deniz de dedi ki vazgeçebilirsin o zaman dedi. Ben de bunu geldiğim zaman bahçede konuştum bununla. Ben bazı şeyleri görmüyor muyum Ceyhun dedi bana. Doğru. Ben de dedim ki madem görüyorsun niye kırmızı odaya çağırıyorsun? Onun tartışması Adnan'ın doğum gününde patladı. Şimdi ne noktadayız? Şimdi kimi tanıma yolundasın? Ceyhun zaten vazgeçti. Ne dediniz? Şimdi şöyle bir noktadayız demek istiyorum. Ceyhun zaten vazgeçti dedi Deniz. Ben de Deniz'le... Tanışmaya devam ediyorum yani. Demin vazgeçmemiş miydi bunlar? Yok, ben hiçbir şekilde vazgeçtiğimi söylemedim. Deniz kimi tanımak isterse onu tanıyabilir. Bu kadar. Yani bu Deniz'in kararı. Deniz verecek. Ben her zaman hayatımda hiçbir zaman ben birini seçmedim. Hep seçildim. Niye ki? Çünkü ben karşımdaki insanın duygularına önem veriyorum. Yani o bana karşı bir şey hissediyorsa ben onu değerlendiririm. Ben durup dururken birine karşı bir şey hissedebilen biri değilim. Benim o enteresan bir yapı. Evet, enteresan. Ben gidip birini aşılamıyorum. Merdivenden inerken Deniz aman aşık rollerine falan giriyor. Bir şey rol hissetmeyen adam nasıl oluyor? Ben hissetmem, hissettiğim zaman giderim diyor. Deniz bir şey hissettiğini tam anlamıyla söylemiyor. Nasıl oluyor? Deniz bir şey söylemedi zaten bana. Ama Deniz'in bana bir göz göze gelmemiz bile bana yetti, anladın mı? Ya sen herkesle göz göze gelip bir şey alıyorsun zaten ya. Hangi herkes mesela? Ya ben ilk günden beri 8 görmedim. Kadınla etkileşim aldığını söylüyor. Hatta Tolga'nın bir esprisi var. Diyor ki yazmadığım bir kız kulesi kaldı. Bunu bu sizin aranızda böyle komik bu ilk günde davranışlar. Evet. Ya, kendi aralarında gülüyorlar. Güzel diyebilirsin. Sen bütün hanımlara iltifat ettiğin için olmuştu. Evet, ben tüm herkes çok güzel. Hatta bütün kızlara çirkin diyen de Tolga'ydı. Bence hangisi olumlu dersen bence her hanımın bir güzel yanı vardır. Evet, güzelliği var. Yeni tanıdığında da iltifat edilmek hepimizin hoşuna gider yani. Etkileşim kurmak hepsine diyor ki ben bakıştım, farklı bir enerji aldım, farklı bir şey diyorsa aldım. Ayrı. Ya öyle bir şey söylemedim. Ya öyle dedi arkadaşlar, abi yapmayın ya. İlk günden beri Deniz dedim ben. Bunu da Adnan biliyor zaten. Tamam kardeşim. Bu kadar. Gökhan sen ne diyeceksin? Ya şimdi evet Şahin 8 bayan da güzel dedi. Bir yerde Ceyhun doğru söylüyor. Yakalıyor. Olayı sonra biraz değişiyor. Orada Şahin demek istediğini ben mesela sonradan anladım. Ben de ilk anlattığımda bana biraz değişik geldi. Yani nasıl oluyor bu dedim ama sonra anladığım şu. Hani dedi ki buraya gelen her 8 bayan, her biri tek tek özel ve güzel insanlar. Siz de öyle. Evet. De hani, aynısını söyledi. Bizim gibi, biz de onlar gibi, onlar da bizim gibi dedi. Hepsi de evlenilebilecek bayanlar. Evet, dedi. Sokaktan çevirip kimse buraya milyonların önüne insan çıkarmıyor. Bunu dedi yani. Orada hani hepsiyle etkileşim aldım, göz göze geldim demedi. Ha, şimdi hakkını yiyemem yani. Ama bir yere kadar doğru söylüyor. Tolga. Bir yerden sonra yanlış anlamış. Az önce bir şey söylediniz. Evet. Sen söyledin aslında da ben hatırlattım. Aslında ben çirkin demedim. Dedim ki benim tarzıma uygun birisi yok dedim. Bunu zaten arkadaşlar da açıklamasını yaptım zaten sonrasında. Belki de o gün zaten bir tartışma içindeydim. Sert bir süre söylediğim için bu şekilde... Arkadaşlar aksedildi ama öyle bir şey olmasa da sonrasında açıkladım. Hani bunu devam etmesin lütfen bu şekilde. Zaten öyle olmasaydı burada olmazdı. Kesinlikle. Yani zaten ilk görüşte Bazıları elektrik alır, bazıları sonradan. O yüzden bu böyle ama iki davranışı kıyaslayacak olursak bu birini daha ağır oturaklı veya diğerini daha işte şıp sevdi yapmıyor. Onu demeye getiriyorum. Ve biz kadın olarak gerçekten yani erkeklerden akrabamız bile olsa iltifat almayı severiz. Yanlış mı? Evet. Kadın gibi davranılmayı, bu muameleyi görmeyi. İnşallah Allah yüreğimizi hoş tutacak insanlar çıkarsın karşımıza. Önce sızım, sonra hayırsızım olmayı seçtim. Bu benim sessiz çığlığım ve sana son uyarım. Üç yanlış bir doğruyu götürüyor. Senin benimle doğrum bitti. Doğrum. Burası tiyatro salonu değil. Şovmenliğini başka yerde yap ve haddini bil. Haddini bil. Evet. Şimdi artık önümüzdeki hafta ne olur, ne yaşanır? Hangi tartışmalar veya hangi hoşlanmalar, ilgilenmeler devam eder? Bu gece çok şey değişebilir efendim. Bu kutudan geçtiğimiz hafta eleme yok sürprizi çıkmış, yüzümüzü güldürmüştü. Bu hafta bakalım ne çıkacak? Ama bu evden elenmeyecek kişiler belli. Biliyorsunuz favori gelin ve damat adaylarımızı kendileri belirlediler. Haftanın başında belirlediler. Bu isimler Didem ve Onur'du. Geçmiş olsun. Bugün elenme teri yok size. Daha sonra efendim dün onlara biraz ters köşe yaptık. Karşı evi oylatıyormuş gibi kendi evlerini oylattık. Ve yine koruma altında iki isim belirledik. Bunlar da Rabia ve Semih. Tebrik ediyorum. Ayrıca ikinizden birinin 10.000 lira alma şansı var. Semih bu sene 2. haftan oluyor ayrıca. Çok şükür arkadaşlar. Çok sağlam başladın ha. Maşallah. Bu sene, arkadaşlarım sağ olsun. Bu sene güzel gidiyor. Allah nazardan saklasın. Rabia veya Semih 10.000 liranın da sahibi olabilir. Ama her şeyi işte bu kutu belirleyecek söylediğim gibi. Nasıl geçen hafta bayram sürprizi eleme yok çıktı. Bakalım bugün bir kişi mi gidecek, 2 kişi mi? Yeni gelen adaylar hangi dengeleri değiştirebilir? Bu tartışmalar dostluklar veya düşmanlıklar sürebilecek mi? Yoksa o adaylar eve veda mı edecek? Her şey şimdi başlıyor. İlk oyumuzu vermek üzere Serap'ı kutuya davet ediyorum. Seni yazıyorum çünkü hala tutarsız olduğunu düşünüyorum ve bu evden gitmeni istiyorum. Seninle ilgili kesinlikle negatif bir şey düşünmüyorum. Aksine iyi bir insan olduğunu biliyorum. Ama burada çok mutlu olduğunu görmüyorum. Kendine göre bir aday da bulamadın. Bu yüzden birini yazmam gerekiyor. Dışarıda umarım daha mutlu olursun. Her şey senin için daha güzel olur. Bizim evimize gelip bizim aramızda sana talip gelen bir kızı üzemezsin. Üzgünüm. Önce düşüm, sonra gülüşüm olabilirdi. Ama sen önce sızım, sonra hayırsızım olmayı seçtin. Bu evde adayın olmadığı ve olmayacağını düşündüğüm için kardeşim, yanlış anlama. Üç yanlış bir doğruyu götürüyor. Senin benimle doğrum bitti. Ben sana elimden gelen her şeyin fazlasını yaptım ve atabileceğimden de fazla adım attım sana. Sen bunu hep ters çevirdin. Ve sen gerçekten çok büyük bir oyuncusun. Burada olmayı hak etmiyorsun. Böyle bağırılmaz, böyle bağırılır. Bu benim sessiz çığlığım ve sana son uyarım. Bu evde sana göre damat adayı yok. eve kendini beğendirtmeye geldin, kendini beğenmeye değil. Tanıdığım kadarıyla iyi bir insansın. Arkadaşlığın güzel ama damat adayının bu evde olduğunu düşünmüyorum. O yüzden... Burası tiyatro salonu değil, şovmenliğini başka yerde yap ve haddini bil. Kızlar evinde zayıf halk olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten de senin için burada bir aday olduğunu düşünmüyorum. Kusura bakma. Evet efendim, biliyorsunuz artık siyah kutumuz var ve bütün sürprizler bu siyah kutunun içinde saklı. Geçtiğimiz hafta bir damat bir gelin adayı ayaktaydı ama bayram sürprizi kutudan çıktı. Kimse eğlenmedi. Bu hafta bakalım kutumuzdan ne çıkacak? Bir aday mı, iki aday mı veda edecek eve veya yine kimse eğlenmeyecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Ama önce gideceğim dışarıya ve özgür iradeleriyle, yorumlarıyla... Tek tek oyladıkları adayların isimlerini burada açıklayacağım. Sadece koruma altında olan isimleri tekrar hatırlatayım size. Favori gelin ve damat adayı oldukları için Didem ve Onur. Koruma altına dün hatırlayacaksınız almıştık Rabia ve Semih. Yine kendi oylarıyla. Rabia ve Semih bu 10.000 liranın da sahibi olabilir. Bakalım hangisi olacak? Az sonra hepsi. Ben şimdi her zaman olduğu gibi kutuyu getireyim, hep birlikte sayalım. Evet. Meşhur kutu geldi. Bakalım bugün neler çıkacak içinden. Şöyle bir ortalayalım. İsim listemi de çekin üzerine koyayım ve tek tek işaretleyeyim. Malum 16 kişiyiz. 8 gelin, 8 damat adayı. Elenmeyecek 4 kişi var. Hemen oyları okumaya başlıyorum efendim. Sırayla oy kullandıkları için bir gelin, bir damat evinden oy çıkacak. Evet. Ceyhun. İlk çıkan isim senin. Biliyorsunuz ilk oyları hızlı açıyorum. Belirleyici oylara henüz geçmedik. Ceyhun'un gitmesi yönünde bir oy geliyor efendim. Bekliyor muydun? Beklemiyorum. Olmaz olmaz deme diyorsun. Aynen. Üzgün bir yüzle bir gelin adayını yollamak isteyen bir damat adayı var. Deniz. Deniz seni üzülerek yollamak istiyor bu damat adayı. Tahmin edebiliyor musun kim? Çok da üzülmemiş demek ki. Çok? Çok da üzülmemiş demek ki. Peki. Yine de istemeyerek yolluyorum. Havası verilmiş, üzgün yüzle. Deniz ve Ceyhun'un birer oyu var gitmeleri yönünde ve devam ediyorum. Şahin kısmını anladım da Şahin'i... Arapça yazmış ama. Onu anlamadım. Artık kim niye yazdı bilmiyorum. Ama Şahin senin için de yine bu hafta bir oy var gitmen yönünde. Devam edelim. Gelinler evinden bir oy. Aslında dost bir karakter. Damat eviyle de arasının kötü olduğu söylenemez ama... ...yine de gitmesi istenmiş. Merve. Bir damat adayı tarafından. Var mı bir tahminin Merve? İyi geçinemediğin bir isim? Bilmem. Bu da güzel. Bilmemek daha güzel. Boş ver. Ve damat adaylarından bir oy geliyor efendim. Gökhan. Geçen hafta çıkmış mıydı adın? İtinayla yazıyorlar yani. Arada olur diyorsun. Olsun. Nazarlıktır diyorsun. Ya, güzel duruyor. Peki, tahmin edebiliyor musun? Herkes olabilir. Gökhan'a da gitmesi yönünde bir oyunu yazıyorum. Ve gelin adayları, ya hepinizin de birer oyu var. Bak ve bu gelin adayı ismiyle birlikte yine öyle. Bir yoğunlaşma yok, kritik bir final olacak demek ki. Gamze. Genelde izleyicilerimiz bilirler, böyle bir isimde yoğunlaşma olmadı mı çok sürpriz isimler çıkabilir kutudan. Gamze'ye de gitmesi yönünde bir oy geldi. 6 oy açtım efendim. 10 oyum var daha açılmadı. Damat adaylarından geliyor bu isim. Enteresan. O da ilk oyunu alacak gitmesi yönünde. Herkes canının istediğine gitsin diye oy vermiş. Tolga. Var mı tahmin? Yok Seda Hanım. Peki. Tolga'ya da bir oy geldi ve... Gelin adaylarında durum bu elimdeki oyla ne olacak? Biraz dengeler değişecek. Ve ben oyların tam yarısını açmış olacağım. 8. oyu açıyorum. Merve böylece 2 oy almış oluyor gitmesi yönünde. Evet, oyların yarısı açıldığına göre artık kritik anlarımız da başladı sayılır efendim. Damat adaylarına dönüyorum. Bakalım bir adayın ismi ilk kez mi çıkacak yoksa başka bir adaya ikinci oy mu geliyor? Ceyhun. Bekliyor muydun 2 oy? Olabiliyormuş demek ki. Hatırlatayım, Ceyhun 2 oyda. Gökhan, Tolga ve Şahin'in birer oyu var gitmeleri yönünde. Gelin adaylarına bakalım. Merve'nin 2, Deniz ve Gamze'nin birer oyu var. Bu açacağım oyla Merve ve Gamze eşitleniyor. 2'şer oy. Bekliyor muydun Gamze? Ben bekliyorum çünkü kimlerin tavırlı olduğunu da biliyorum. 3 de çıkabilir, 4 de çıkabilir. Böyle bir sonuç bekliyordum ben. Bu hafta bir sıkıntı yaşadığın için değil mi damatlar? Evet. Peki. Evet, açtığım oy sayısı böylece 10'a yükseldi. 6 oy var. Damat adaylarına dönüyorum. Damat adayları evinde bu isimle birlikte bir eşitlik sağlanıyor. Üzülerek Şahin'i yollamak isteyen bir gelin adayı var. Bu üzülenleri ben anlamıyorum. Yani yazacak başka kimse bulamadıkları için mi? Niye? Bir strateji mi? Hem üzülürüm hem yollarım. Şahin'e geldi ve Ceyhun'a Şahin 2'şer oydalar şu anda gitmeleri yönünde. Evet, gelin adaylar. Gelin adaylarında Merve'nin 2, Gamze'nin 2, Deniz'in 1 oyu var. Bakalım bu oy kimi yaklaştıracak? Veya dengeleri bozacak mı? Merve. Merve 3 oy ciddi bir oy. Burada sana sormak istiyorum. Bak açılmadık, sadece 4 oyum var. Bir tek Gamze bir oy daha alırsa ikiniz arasında çekişme ihtimali gözüküyor. Sen bekliyor muydun damatlar evinden böyle bir tepki? Yani damatlar evinden öyle kimseyle bir problemin olduğunu düşünmüyorum. En azından kendi adıma söyleyeyim. Peki neden bu kadar çok oy geldi bu haftası? Ve damat adayı kendime seçmediğim içindir belki bu 2 hafta içerisinde ama... Ben de pat diye böyle birine alayım, tanıyayım karakteri olmadığı için onlar da bunu belki anlamamışlardır. Bu yüzden yazmışlardır ya da belki başka bir şey vardır. Bilmiyorum. İzleyince göreceğim ben de nedenlerini. Peki. Damat adaylarına bakıyorum şimdi yine. Ceyhun'la Şahin arasında 2'şer oyla bir eşitlik var gitmeleri yönünde. Gökhan ve Tolga'nın da birer oyu var. Eşitlik çoğalacak mı? Yoksa bambaşka bir adayın ismi mi çıkacak? Ya da bir aday daha mı yakınlaşacak gitmeye? Ceyhun ismiyle o da gitmesi yönünde 3. oyunu alıyor. Böylece en fazla oy alan adaylarımız gitmeleri yönünde Ceyhun ve Merve olarak gözüküyor şu an. Bakalım gelin adaylar evinden kimin ismi geliyor? Merve 3, Gamze 2, Deniz 1 oyda. Başka diğer adayların gitmeleri yönünde istek yok. Kimin ismi çıkacak? Eğer buradan Merve'nin ismi çıkarsa zaten kesinleşmiş olacak. Gamze'nin ismi çıkarsa eşitlik olacak ve son oyda her şey belli olacak. Başka bir adayın ismi çok şey değiştirmeyecek. Yine bizi son oyu bekletecek. Evet efendim. Tüm heyecan son oya kaldı. Gamze ve Merve. Buna gerek kalmıyor. Ceyhun ismi bu hafta ayağa kalkacak isim oluyor. Ceyhun bekliyor muydun? Ha, beklemiyordum ama sıkıntı yok. Hayırlısı neyse oldu. Neden olmuş olabilir? Vallahi bilmiyorum. Adnan'ın partisindeki atışmanızdan mı acaba? O da olabilir. Farklı şeyler de olabilir. Bilmiyorum. Peki. Ceyhun 4 oyla efendim bugün ayağa kalkacak isim. Ama eğlenecek isim mi? Bilmiyorum. Çünkü her şey işte bu siyah kutuda saklı. Daha sonra açacağım. Gelin adaylarının durumuna bakınca Gamze ve Merve 3'er oyda. Gamze veya Merve ismi yazmıyorsa bu elimdeki oyda ikinci turu döneceğiz beyler ikisi arasında. Eğer ikisinden birinin ismi çıkarsa onların da kaderi belli olmuş olacak. Gelinler evinde de ikinci tura gerek kalmadı. Bekliyor muydun bugün bu sonuç? Bakın kısmetse olur evinde her şey olabiliyor. Aycan ayağa kalkan gelinken bugün gitmesi yönünde bir tane bile oy kullanılmadı. Merve damatlar evinde çok sevilirken bugün yazılan isim oldu. Ceyhun'un kritik bir durumu yokken geçen hafta bugün 4 oy aldı. Kızların oylarının yarısı. İşte bu ev efendim sürprizlerle dolu bir ev. Hiç beklemiyordum. Şimdi Merveciğim seni ayağa, Ceyhun'cum seni de ayağa rica edebilir miyim? Bir koruma oylarıyla istemiyorum bak ha. Söyleyeyim şimdi de. Seçildikleri için bu evde de en yakın arkadaşım. Kimseyle öyle büyük sıkıntısı olmayan, bak Serap bile benim yakın arkadaşım diyor, ufak tartışma. En baştan beri bir o tartışmamız var. Başka da hiç Merve ile aram bozulmadı şu ana kadar 2 haftadır. Yani genelde iyi geçinen bir gelin adayımız evet, eviyle. Herkes de evet, herkes iyi geçinen. Sen ne hissedersin Didem? Ben çok üzgünüm çünkü Merve haricinde birinin yazılabileceğini düşünmüştüm. Merve hiç aklıma gelmedi. Çünkü aralısı iyiydi ama kendini ifade edemediği bir adayı da olmadığı için herhalde erkeklerde burada yeni bir kısmetin gerekti. Gelme ihtimali başka de. Başka bir bayan gelmesini istediler herhalde bilmiyorum. Başka bir aday istediler. Sonuçta bu da böyle herkes kalbinin prensinin prensesini aradığı için. Ama evet kısmet. Semih kime gitsin çek? Benim cevabım bellidir Seda Hanım her zaman. Biz erkek evi olarak her zaman erkeklerin arkasındayım. Bana gelsin yani. Ceyhun'u korumak. Tabii canım. Benim kardeşimiz, o da kendini tam olarak ifade edemedi. İnşallah o işte Deniz'de olur, olmaz, ayrı bir olay. O da burada kısmetini aramaya gelmiş. İnşallah o da kısmetini bulur. Ya. Bana gelsin yani. Ceyhun'a en çok üzülecek isim kim olur erkekler evinde? Tolga olur. O zaten belli ifadesi. Yani ben şu an kendi ismim çıksaydı en çok da üzülürdüm zaten. İnşallah bize gelir. Evet efendim, 10.000 liralık çek kime gidecek? Çeki alan evini koruyabilecek mi? Bugün sadece bir aday mı eğlenecek? Yoksa 2 adaya veda edip yepyeni umutlara merhaba mı diyeceğiz? İşte her şey siyah kutuda. Çeki önce vermiyorum, siyah kutuyu önüme alıyorum. Bu bir önümde dursun. İçinden her zamanki gibi mühürlü bir zarf çıkacak. Size göstereceğim. Ben de bilmiyorum doğrusu ne yazdığını. Son ana kadar ben de bilmek istemiyorum. Çünkü sizin yüzlerinize bakarken her hafta bu veda beni üzüyor. Tabii ki geçebiliriz. Böyle geçebilir miyim ben? Hem çekle hem de kimin gideceğiyle ilgili karar kutunun içinde. Yeni bir damat adayı ister miydiniz eve? Ceyhun'un yerine. Şu an olur. Deniz? Ceyhun da. Ben Ceyhun'u da çok seviyorum. Ceyhun da benim evde erkeklerin de en iyi anlaştıklarından biri. O kadar zor durumdayım ki şu an. Çok severim ben onu da. Bekar kalın o zaman. Evet, bu siyah kutu beni resmen burada aç 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 diye dürtüyor. Ama bir yandan da açıp gerçeklerle yüzleşmeyi de ertelemeye çalışıyorum doğrusu. Çok vakit geçiriyoruz biz burada. Haftanın 7 günün. Kendi ailemizden çok birbirimizi görüyoruz. Çok fazla acımızı, tatlımızı, hastalığımızı, sağlığımızı, mutluluğumuzu, üzüntümüzü paylaşıyoruz. Ben bile böyle hissediyorsam siz nasıl hissediyorsunuz? Seda Hanım ve Merve de hani herkese gerçekten çok iyi anlaşan, hiç gruplara katılmayan, yani herkese iyi geçin ama biz üçümüz hani birazcık daha iyi oluyorduk evde. Şu an şoktayım hala. Yalnız kalacağım yani. Daha belli değil ki. Daha belli değil. Uğursuzluğa kapılmayın. Belki gene elleme yok ya. Merve'yle problemi olan biri var mıydı gelin adaylarında? Yok. Sizde? Diyorum ya bazen aşk kazanıyor bu evde diye. Çok erken bence aşk için ama daha. İşte ama bu evde zaman hızlı işliyor. Evet. Onu hep söylüyorum size. Ve dost karakterler daha temkinli ilerledikleri için ki sen bir dost karaktersin. Biraz zaman kaybetmiş olabilirsin. Sağlık olsun, ne diyelim. Ceyhun'la ilgili bir problem var mıydı damatlar evinde? Yok, yok. Kimse yok. Kendi aramızda bir problemimiz yok kimsenin. Sizin onda eksik bulduğunuz, genel olarak konuşacak, eleştirecek olursa? Valla bunu görüyorum. Hiçbir eksikliği yok. Arkadaşlar yazın. Herkesin kendine göre bir sebebi var mutlaka ve bunu göreceğiz zaten. Veya işte üzülerek yollayanlar da var, oy verenler. Peki efendim, kutu bize ne diyecek? 2 adayı birden gönderecek mi? 2 yeni aday bu eve gelecek mi? 1 aday mı gidecek? Yoksa yine bu hafta bir af mı var? Yavaş yavaş kutuyu açıyorum. Mühürlü zarf çıkıyor. Ne hissediyorsun? Yani şu an kendi ismim orada olmuş olsaydı hani şeyler hissederdim galiba. Yani başka bir şey söyleyemeyeceğim. Ceyhun gidersen aklının kalacağı bir isim. Keşke şunu yapsaydım diyeceğim bir şey. Böyle davranmasaydım da şu olsaydı. Deniz de daha iyi olabilirdi belki. Daha iyi olabilir. Elenmemek için mi yoksa hislerin? Hislerim. Bak bu son anda ve çok önemli bir açıklama Deniz. O da ağlıyor zaten şu an. Merve, peki senin var mı? Bu evde keşke şöyle davranmasaydım da böyle davransaydım. Şu insanı keşke azıcık tanısaydım, uğraşsaydım. Şöyle dediğim var, hani biraz daha uzaktan gözlemleyip tanımaya çalışmak değil de herkes gibi tabii ki tanımaya tanısaydım, evet var bu düşünce. Ama işte benim yapım gereği sanırım biraz daha geriden tanımayı tercih eden bir insanım. Yani harekete geçmekte geçecek. Aynen, harekete geçmekte biraz daha geçe alıyorum kendimi. Beni Ceyhun'un sözleri çok etkiledi. Bu tartışmaya rağmen. Deniz'le keşke iyi olsaydık dedi. Bunun elenmesiyle ilgisi yok dedi. Veya elenme ihtimaliyle. Peki kim gidiyor, kim kalıyor efendim? Veya kimler gidiyor? Mühürü açıyorum. Ama yazıyı çıkarmaya cesaretim yok. Ne? Yazıyı çıkarmaya. Ki kimse gitmesin, evimiz hep yeni adaylarla çoğalsın, cıvıl cıvıl olsun. Ama iki aday birden veda ediyor. Siz vedalaşmadan önce yapmam gereken bir görev daha var. Bu geçen haftaki kadar zevkli değil maalesef. Semih ve Rabia gelir misiniz? Geçen haftaki kadar keyifli almadığını biliyorum. Aynen. Ama tebrik ederim. Yine bölüşüyorsunuz. Rabia. Kimse anlamazsa da ben seni anlayacağım arkadaş. Dışarıda da ben. Tebrik ediyorum. Peki. Vay be. Dikkat et orada. Ceyhun'cum. Gel şöyle ortaya. Renk verdin. Her zaman kapımız açık. Bizim ev sürprizlerle dolu. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Daha çok baştayız. Uzun aylar var önümüzde. Merveciğim, buraya alabilir miyim seni? Gel. Kızlarla vedalaşıyoruz. Durun bir. Canım benim, gel sarılacağım. Renk verdin. O altın kalbim. Biliyorsun çok baştayız. Önümüzde daha aylar var. Bu eve 3-4 kere girenler var. Bol şans diliyorum, hiçbir şey bitmedi. Şimdi bence karşılıklı evlerle vedalaşın. Sonra kendi evlerinize döneceksiniz. Ve orada zaten vedalaşacak vaktiniz olacak. Hadi bol şans. Tolga. Allah gönlüne göre versin. Nasıl böyle mi? Ama biz niye arkadaşımdık? Yalnız kalacağım. Burası böyle mi? Burası böyle mi? Konuşacaksın. Seni tanımak çok güzel kardeşim. Teşekkür ederim. Hayırlısı olsun hakkında. Allah razı olsun. Belki tekrar gelirsin. Kendimi çok suçlu hissediyorum bununla ilgili. Ben sinirliydim ve gitmesini istiyordum. Gerçekten istiyordum. Hani uyarı gibi değil, sinirli anımda söyledi ama yine de gideceğini düşünmüyordum. Bu kadar o çıkacağını hiç beklemiyordum. Aklıma çok farklı bir isim vardı gideceğini düşündüğüm. Yani gitse üzülür müyüm diye düşündüğümde hiç böyle de gelmiyordum. Ama şu an kendimi çok suçlu hissediyorum. Allah Allah. Vallahi inanılmaz şaşırdım ya. Hakkımı da sana vereceğim. Sen evlen, ben evlenmesem de olur. Bir evlilik geçirdim. 2 tane çocuğum var. Bir oğlum, bir kızım var. Birinin gözünden tam kalbine akarsan orada yaş biter. Bu ilk defa bana bu kadar anlamsız geldi. Ben hala birinin ne bileyim gitmeyecekmiş gibi geliyor. Valla kardeşim işte burası da böyle mi? Bak adam geldi 2 hafta oldu. Doğru düzgün kendini bile ifade edemedi yani. Anlamsız şu ya bana şu anda anlamsız geliyor yani. Hayırlısı. Ne yapacaksın şimdi? Ne yapmayı düşünüyorsun? Hayatımıza devam edeceğiz abi. Aynen. Üzülme ama yapacak bir şey yok. Hayat bu. İnişi çıkışı yani. Burada gidenler geri geliyor be Ceyhun. Bak, senin en büyük örneğin benim. Ben de 2 hafta kaldım. 2,5 ay sonra geri döndüm. Hiçbir şey belli olmaz. Bu ev çok farklı bir ev. Çok bambaşka bir yer. Buza yeri geliyor, sinirleniyorsun, tutamıyorsun kendini. Ağzından çıktıkları o an duymuyor kulaklarım. İşte bunlara yol açıyor. Her şey nasip kısmet. Diyecek lafım yok ya. Merve, artık gideyim, evet. Artık evinizden gidiyorum. Ay. Özleyin beni. Tatlansın da öyle git Merve. Evet, bir tane ama öyle gitmedi. Allah aşkına kalp. Kalpli. Tamam. Bunu yiye yiye gideceğim aynen o zaman. Biz böyle geçelim, sen bizle vedalaşalım. Manken fizik. Güzel dedi. Manken fizik. Mavi saçlı kızım. Ne yapacağım? Nereden başlayayım? Ay çok kötü bu vedalaşmadan nefret ediyorum ya. Öpeyim. Ben en son. Kendini çok helal etler ben. Özür dileriz. Ben bilseydim bu hafta böyle bir şey olacak seni hiç üzer miydim? Hiç aklımıza gelmeyecek bir şey oldu. Gamze diyorum. Her şey takdir ilahi. Ne yapacağım? Kendine çok iyi bak. Hayat sana çok güzel şeyler yapacak. Yapacağız inşallah. Merve'm. Çocuk Ceylan. Kendine çok iyi bakalım. İnşallah bakalım. Gene buraya geliyorum. Seni en sona bırakıyorum. Kendine bak. Mavi saçlı kız. Akınca baby blue oluyor. Öyle değil, bakınca baby blue oluyor. Geçirip kız. İnşallah istediklerini yapacağım. İnşallah. Bakın kendinize çok iyi bakın. Seni çok sevdik. Hoşça kal. Şaka gibi ben aynı. Duyarsın diyorsun ne? Kaldık mı baş başa? Ha? Aşkım geçiyoruz. Bugün aslında eleneceğimi hissediyordum ama konduramıyordum. Çünkü elenmek istemiyordum. Daha 2 hafta oldu. İşin acı tarafı da daha bugün kafamda işte tanımayı düşündüğüm bir aday belirlemiştim kafamda. Ve ona söyleyemeden gidiyor olmam beni en çok üzen taraf oldu. Çok güzel bir yer burası. Gitmek gerçekten beni çok üzdü. Ama yapacak bir şey yok. Kısmet. kelimeler kifayetsiz kalıyor. Dedi ya Semih, tut ki şuradan bir tane damat gelin adayı indi, gönlüm kayacak. Sanki geleceğini biliyormuş gibi şuradan birisi de geldi dedi. Hakikaten iki günkü tartışmamız. Ha, iki günkü tartışmamız bu. Hadi Allah'ım bismillah. Çit geliyormuş tatmalar böyle. Hani daha tecrübeli ya. Gibi bence var ya. Daha tecrübeli ya. Hani kim elenecek, kızı erkek evinden her hafta o bir yıl geçirdi burada. Bence bana göre sarışın. Dur kafamdan sarı gelir. Sarı mavi bir şey gelecek bak görürsünüz. Hiç de sevmeyeceğim. Peki Semih. Bence de renkli gözlü bir şey. Ya kurma dur bir. Renkli gözlü açık sonlar. Kızım ben var ya. İkisi de aynı şeyi kuruyor ya. Ben hissediyorum. Şu an ciddi hissediyorum. Bak enişten değil lütfen. Eniştemize mi? Şu an enişten değil bak lütfen. Enişte adayın ama. Bak yapma daha demin konuştu. Aynen lütfen. Şaka burası yapmaz. Adaya mı diyelim? Dım dım. Ay stres oldu. Allah. Bir de var ya bu ablanın muhabbeti ya. De bu yeni gelenler olacak. Ben size söyleyeyim. Ay. Erkekler diyeceksiniz. Şöyle yaptınız. Su içer misiniz? Biz daha çok kenetleneceğiz. Bir kız gelsin bak görürsünüz. Evet. Evet. Bu da bizim için misin lan? Bir şey söyleyeyim mi? Aycan sen sorarsın bir şey içer misiniz? Gamze'ye gel. Gamze bir şey içer misiniz? Kavga ya da kıza iki tarafta, iki üç taraf da aynı anda iyi davranıyormuş. Düşünsenize. Ondan sonra hadi bize gel. Kahveler en azından. Bu kadar güzel hanımefendinin yanına gelmekten şeref duyuyorum. Suat Bey'in ismim. Merhabalar. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Merhaba Suat. Merhaba. Merhabalar. Buradan gelin. Şöyle geleceğim. Kolaylık olsun. Şöyle geleceğim. Hoş geldiniz Suat Bey. Teşekkür ederim. Böyle oturuyorum herhalde. Tabii efendim. Evet buyurun. Evet. Merhabalar tekrar. Merhaba. Merhaba. İsmim Suat Tümer. Eski profesyonel futbolcuyum. Antrenörlük yaptım. Şimdi İstanbul'da emlakla ilgili alsat işi yapıyorum. Adanalıyım. Tüm Adanalıların olduğu gibi Adanalı olmaktan gurur duyuyorum. Maşallah. Şimdi soracağınız bir şeyler varsa sizlere cevap verebilirim. O çok profesyonel girdiniz konuşmaya. Heyecanlısınız ama. Yani heyecan olmaz mı bu kadar güzel hanımefendinin yanında nasıl olmaz? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk sağ olun. Bu arada yanlış anlamayın hani suratlarımız düşük gibi gözükebilir ama şey bir arkadaşımızı gönderdik aramızda. Elenme gecesi de evet. Bugün biz çok ağladık başımız bile dönüyor. Evet 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 bir şey diyemiyorum bunun kuralı bu herhalde ama hayat ölümler oluyor bilmem neler oluyor her şey unutuluyor. O arkadaşımızı da unutacağız herhalde. Yapacak bir şey yok. Evet. Sizin üzüntünüzü de paylaşıyorum bu arada. Sağ olun, çok teşekkürler. Suat Bey peki bir evlilik geçirdiniz mi? Evet, bir evlilik geçirdim. 2 tane çocuğum var. Bir oğlum, bir kızım var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Evet. Aradığınız eşteki kriterleriniz neler? Sadık, kaliteli, insan olarak kaliteli. Kadın gibi kadın. Tabii. O bir kere çok önemli. Kadın gibi kadın, evet. Kadın gibi kadın olmalı. Evet. Sizler sormayacak mısınız? Neden buradan bulmak istiyorsunuz peki? Neden buradan bulmak istiyorum? Evet. Dışarıda çok aradım bulamadım desem. Yani bulduklarım da bana uymadı desem. Ya da ben mutlaka. Onlara uymadım. Ben bir şey sorabilir miyim? Yanlış anlamayın da biz size göre çok genç olduğumuzu düşünüyorum. Kızmayın bana. Yok niye kızacağım? Siz kendinizin mi genç olduğunu düşünüyorsunuz? Evet hani bu kriteri neye göre koyuyorsunuz? Bilmem hani yaş ortalaması 30'dan fazla olan yok hani ya da 30 yaş altı. Benim yaşımın kaç olduğunu düşünüyorsunuz? 40'ların başı. 40 gibi falan. 40'lar. Yanılıyorsunuz. Ben şöyle söyleyeyim bu konuyu şöyle açıklayayım size. Aşk, sevda yürekten gelen bir şeydir. Bunun yaşı başı hiçbir şey olmaz. Doğru. Eğer bir insanın elbette kalbi yok. Birinin gözünden tam kalbine akarsan doğru. Orada yaş biter. Onun doğru. için onu kafanıza takmayın. Önemli olan birbirini sevmek. Evet. Evet. Sakın bunları bak böyle gelin adayına falan sakın yapma. Sakın ha. Gelin adayına ayıdır falan. Bu şeşlere bak ben bunlarla bize mi? Allah Allah. Estağfurullah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Leyla. Adnan. Nasılsınız? İyiyim. Şaka. Teşekkür ettim. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Merhaba, yeni adaylar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Koltuğunu sen. Evet. Her zamanki yerim. Tanıdık galiba nasıl? He? Tanıdık galiba. Tanıdık, tanıdık. Evet, ya. Yeniler. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Ben de hoş geldim. Artık bundan sonra birlikteyiz. Allah Allah. Evet. Vallahi inanılmaz şaşırdım ya. Hadi canım. Vallahi. Niye şaşırdın? Yok, mutlu oldum açıkçası hani. Ben de. Kızınız nasibi buldu. Bu arada tekrar hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Allah bir yastıkta kocasını inşallah. Konuyu bilmiyoruz ama. Nur'un annesi. Aa, yani. Bilmediğiniz şaka bir konuya mı geldiniz? İzlemediniz mi? Hayır, sizin kim olduğunuzu bilmiyoruz. O yüzden. Bak üzüldüm şimdi. Nur'un annesi. Tek bilen ben miydim? Kızım evlendi. Batuhan da buradaydı. Nur da buradaydı. İkisi birbirini burada buldular. Evlendiler. 2 hafta oldu onların düğünü. 2 hafta oldu, mı? 3 hafta mı oldu? Oldu 2-3 hafta oldu. Gerçi gelmedin ama. Gelemedim. Şehir dışındaydım. Zaten burada da mutluluklar diledim tekrar. Hı hı. İzledik. Öyle. Güzel olmuş. Gayet. Siz iyisiniz. İyiyiz. Nasıl oldu da katılmaya karar verdiniz? Bir ara aklınızda vardı ilk gelip yok, aklımda yoktu. Kızım evlendikten sonra yalnız kaldım. Karar verdim, geldim buradayım. Hakkınız hayırlısı o zaman. Evet, bence de hayırlısı. Benim kafam karıştı şimdi. Sizler iyisiniz. Biraz mutsuzuz ya. Arkadaşınız gitti. Üzüldünüz. Yollamasaydınız. Size nasıl hitap edelim? Yani size abla mı diyelim? Leyla mı diyelim? İçinizden nasıl geliyorsa o şekilde hitap edebilirsiniz. Yani tabii ki abla demeniz daha uygun olur bence. Abla dememiz nasıl uygun olacak tabii ki? Burada bir adaysanız sonuçta nasıl abla diyecek ki herkes, evet, bırakırsın? Canım adayım da ben evladım yaşındaki insanlarla şey değilim. Yani sonuçta biz sizi tanıyoruz. Buraya geldik. Gelmemiz gerekliydi. Geldik. Sizinle görüştük. Ben de sizin gibi adaylarımı bekliyorum. O zaman soralım bir gelin adayı gibi. Kriterleriniz nedir Leyla Hanım? Kriterlerim, ya benim kriterlerim ulaşılmaz. Ruh öküzümü bulunca evleneceğim. Olur. Maşallah. Ben bir su alabilirim. Vereceğim mi kardeşim? Usuldendir çocuklar. Tabii. Bir su getirmeniz gerekiyor. Kolonya dolapta. Aykut. Ya çocuklar ben hiç heyecanlı değilim. Biz daha çok tanıdığım yer. Nasıl tanıdığım bildiğim yer. Hiç ben heyecanlı şaşırdım değilim. Gayet ben sakinim. Ben hala konuyu idrak edemedim. Ben bir de şaşırdım. Ben alışıyorum buza görmeye Leyla Hanım. Niye şaşırdınız? Yani ben mi yanlış anlıyorum falan, ne bileyim ya, doğrudur. Ne doğru? Yani şu geçen seneden görüyordum. Gidiyordunuz, geliyordunuz. Evet. Ne bileyim, ne diyeceğimi de şaşırdım. Bir şey de diyemiyorum şimdi. Yok, teşekkür ederim. Yanlış olacak. Hayırlısı. Kızın nasibini buldu. Hayal kırıklığı oldu sizde değil mi? Tuh! Şuradan böyle sarışın, böyle güzel, böyle size uygun biri de gelebilirdi. Yok öyle sarışın resmen ayırmadık da abla demeydik iyiydi yani. Abla demek zorunda değilsin, Leyla Hanım diyebiliriz. Anlamadım ne demek istediğimi. Şahin. Özellikle sen abla de. Ben anne bile değildim. Özellikle sen abla. Sen abla deyin yani bana. Ben burada gocunmuyorum. Vallahi ben artık alıştım teyzeye ama. Neye alıştın? Teyzeye alıştım ben. Ben senin annenin kız kardeşi değilim ki. Niye bana teyze diyorsun? Abla diyebilirsin. Bu gayet uygun olur. Annesinden de olmadığınız ama. Alıştım efendim? Devamlı. Leyla teyze hoş geldin deyip elini öpmeye ondan. Hoş alışırım, bulduk. Alışırım, yok, alışırım. Hoş bulduk Adnan çocuğum, nasılsın? Ellerinize öpeyim. Çünkü finalde de öyle bir atışmamız oldu ya, siz benim evlatlarımsınız deyince şimdi. Tabii ki siz benim evlatlarımsınız, yine söylüyorum. Evladım olmayan biri gelecek buraya. Siz de göreceksiniz. İnşallah vallahi seve ben seve. Ne dedim? Nur bu evde bir aşk yaşayacak ve evlenecek çıkacak dedim değil mi? Onu evladım olmayan bana uygun biri buraya gelecek ve siz de göreceksiniz. Ben de o aşkı yaşayacağım. Oh. Yani ruh öküzüm gelecek buraya. Seve seve, vallahi seve seve. Evet. Neyse her şey şakaydı, her şey çok iyi. Gidiyor musunuz? Yok, yok, ben eksereten gönderirim, gitmem. Ben düşünüyorum öyle şaka mı diye acaba. Ben hep gönderiyorum yalnız. Bunu kader kısmet. Biz de bugün birini gönderdik. Demek ki biz de gönderebiliyormuşuz. Evet. Biz de gönderiyoruz. Ya özellikle de ben gönderiyorum. Peki kocaya mı gönderiyorsunuz, eve mi? Vallahi orası artık bakacağız. Görürüz. Yok, kocaysa ben... Uygun olan yol nereyse oraya göndereceğiz. Anladım. Türkiye'de 3-4 tane vilayet vardır. Bütün hepsinin yemekleri özeldir ama bunlarınki çok farklı özeldir. Biri Hatay, biri Antep, biri Adana'dır. Doğru. Aynen, evet. Yemekleri. Doğru. Gerçekten. Evet. Onun için yemeği güzel yaparım, iyi de yemek yerim. Sohbetimize doyum olmazsa. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok memnun olduk. İyi akşamlar. Siz de üzülmeyin lütfen. Ayağınızı sağlık. Hoşçakalın. Lütfen buyurun. Piden fazla şey yapma, yani yıpratma adamı da. Niye bekliyorsunuz? Yapacak bir şey yok. Suat abi diyeceğim yani. Çünkü ben de abi, yani... ben de abi diyeceğim. Aynen. Çünkü benim bir adayım belli, ikiz. Ben zaten yaşça benden bu derece bir... Abi yani, abi enerjisi var zaten. Hayatın hiçbir döneminde olmadı. Oturur, sohbet ederiz, dertleşiriz. Yani, geçen sene de Murat abi... Belki de gelen bayan... Kendi bunun adıma konuşuyor. Evet, olabilir. Çok mantıklı. Hiç de mantıklı demeyin. Şuradan birisi bir giraha böyle kalırız. Var ya, şunu sana atarım direkt. Ya stresten yiyorum. Nasıl? İnşallah biraz yaşça büyük bir kız gelir de biraz bir olgun. Eve gelen yeni damat adayımız Suat abi. Abi diyorum çünkü zaten benim adayım belli, Adnan. Ve bana göre yaşça çok büyük. Benim de kafamdaki kriterlere göre çok olgun bir beyefendi. Ama çok efendi, ne istediğini bilen ve hayata bakışı çok daha olgun, vizyon sahibi bir adama benziyor. İnşallah o da evde kendine göre bir gelin adayı bulabilir. Ama çok sevileceğine eminim. Çünkü enerjisi çok güzeldi bir kere. Bak, kızımı evlendirdim. Bilmiyorum abi. Ben evlenmeden sizin hepinizi evlendireceğim. Sonra kendi eşimi, kendi partnerimi bulacağım ve gideceğim. Ama önce sizin hepinizi evlendireceğim, göreceğim burada. Abla sen kendin evlen, 2 hafta git, biz evleniyoruz ya. Öyle yağma yok. Yani evlenmiyorum diyenleri gönderiyoruz. Yok, sen Allah aşkına, sen, ben hakkımı da sana vereceğim. Sen evlen, ben evlenmesem de olur. Tamam, o zaman seni gönderelim. Vallahi çok iyi olur. Bu saatten sonra çok iyi olur. Cidden hani. Tamam, bana uygun biri gelsin, seni gönderelim. Tamam. Ondan sonra ben evlenir giderim, sen tekrar gelirsin. Lütfen. Olur mu? Olur. Tamam bak. Bak, sizin yanınızda söz verdi. Hepiniz duydunuz. Sen gelmeden önce bir söz vermiştim. Büyük laf yiyenleri gördük Leyla abla. Allah Allah, Leyla evine dönebilir yazıyor. Eskiden misafirinizi gönderebilirsiniz yazıyor. Bu ne ya? Ya yönetmenim, bu ne ya? Leyla değil, başka bir şey deseydim, bunu Leyla evine dönebilir. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Şuradan. Buradan misafirler oradan, şimdi gelinler buradan. Merdivenlerden çıkabilirsiniz. Ya ben gelin değilim. Heyecanlandım. Çok fena heyecan yaptım. Neyse çocuklar, kendinize iyi bakın. Damatlar beni görünce var ya, hepsi çok şaşırdı, çok şaşırdı. Herkes kendine aday bekliyordu. Beni görünce şok oldular. Neden sen dediler? Neden ben olmayayım? Neden siz varsınız da ben yokum? Ben de ruh öküzümü bulursam evleneceğim dedim. Leyla teyzeme boyu bayağı alışkanlık yapmış. Ellerini öperim. Asla ona saygıda kusur etmeyeceğimizden emin olsun kendisi. Allah Allah. Hala rüya mı, ben onun içerisindeyim. Semih. Kardeş. Leyla Hanım. Evet, Nur'un annesi. Ne var yani, ben koca olmaya gelemezdim. Leyla Hanım. Çok seviyorum ben. Ben de sizi görmeden sevdim. Ya, hoş geldiniz. Benim favorim. Merhaba Hazal. Leyla abla. Ben Leyla. Yeni gelin adayı. Adam var ya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Var ya, fenomen. Şöyle süreçten. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ateş edeceğiz bize. Rabia. Rabia. Evet. Arkadaşımın adı Rabia'ydı, oradan aklımda kaçacak. Deniz'siz adam. Buyurun. Deniz, ben de Leyla. Ben şok. Gelin. Gerçekten. Evet kızlar, ben buranın yabancısı değilim. Asıl siz hoş geldiniz. Ben seni çok seviyordum Leyla abla. Ay bir tanem, kıyamam. Ben de sizi çok seviyorum. Ay biz onlardan Leyla abla. Sanki hissetmişim. Kılıç verildi ya Nur'a. Sen Nur'a doğru yürüyordun ya. O anda ben bittim. Sen orada mıydın? Ya şeye verdiler. Ay sus tamam, beni bir daha ağlatacaksın. Tamam kız, yalnız kaldım zaten. Ya biz varız, saçmalama, biz varız. Ay, evet o. Bunları kim yapıyor? Çok tatlı. Leyla abla şimdi senden Leyla buradan mı isteyecekler seni de? Leyla abla. Ben sizden isterim. Evet. Leyla abla aramızı yaparsın değil mi? Sen çok güzel aramızı yaparsın. Kız ben niye aranızı yapayım? Ben mutluyuz, benim aramı yapın. Seni yaparız. Vallahi hiç belli olmaz. Ya benim aramı yapar yollarsınız ya da ben sizi yollarım. Tehdit büyük ona göre yani. Tamam. Suyunuz yok mu? Hemen. Çıtır kızlar. Hadi kızlar, en çıtırınız benim, onu da söyleyeyim. Evet, tabii, tabii. Ona göre. Yalnız az önce dedim ki inşallah, 5 dakika önce dedim ki inşallah yaşça olgu, beyin olarak anlaşabileceğimiz birisi. Ya çoluk beyin çocuk olarak. Ya. Çoluk gelmesin, bu arada yapmayayım. Diyor da 20'li yaşlara çoluk çocuk. O kadar mutlu oldum ki şu an. Anladım, evet, evet kızlar. Nur kaç yaşındaydı? Nur 23 yaşında buraya girdi. Burada doğum gününü burada yaptık. Evet, doğum gününü burada yaptık. Aslında Nur'un kararı şöyle, anne dedi giderim 25 yaşına kadar evlenmeyeceğim, sana söz veriyorum ama dedi hani kalbimin dedi, kalbimin prensini bulursam evlenirim dedi. Ben de ona dedim ki kızım sen ne prens arıyorsun ki? Sen dedim kralın kızısın, sen kraliçesin, gerek yok prens aramana. Erkek adayın orta yaşlı olduğunu görünce inşallah dedim gelen gelin adayı da o yaş aralığında olur da oturup tecrübelerinden faydalanıp sohbet edebileceğimiz birisi olur en azından dedim. Nur'un annesi çıktı karşımıza ki iyi oldu diye düşünüyorum ama sivri dilli olması acaba yarın bir gün bizim ilişkilerimizle de ilgili yorum yaparken bize olumsuz etki edecek mi diye de düşünmüyorum değil yani. Adnan ne oluyor oğlum ya? Yemin değişik var mı? Ne oluyor oğlum? Yani cidden bir açıklama yapın, dalga mı geçiyorsunuz bu abi? O şaka yapıyorlar ya. Biri gidecek ya, başkası geldi. Sözü unutma da. Allah Allah. Şakadır kardeşim, yok ya bu. Tam da şaka mevzusuna geldi, ben dedim acaba bizden önce onlar mı davrandı? Yani ben şu son bir saat cidden yok yani bak. Hayırdır Allah. Allah Allah. Kur'an-ı Nusaf çarpsın, bende şu son bir saat yok yani. Yok yani. Bak şu son bir saat bende yok, hafızamda yok. Ne oluyor bu abi? Ne bu abi? Ben kim koparıyor? Ne oluyor yani? Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Bak gördün mü rüyada mı? Anasını bitiyor kızım. Allah Allah, ben gidiyorum abi. Ben sana söyleyeyim, yakında kısım akrabalar da gelmeye başlar. Kardeşim geçmiş 9 ay. Bak bir bakarsanız şimdi gelecek amca da 50 yaşında biri olur. Amcayla? Mahalle bence de öyle olur. Ellerini öpelim amcam büyük. Sen ama otursun. Ona yapma o atarı. Ben erkeği çok merak ediyorum, kim gelecek? Korkuyorum oğlum, ne oluyor ya? Aman gönder onu. Abi size göreceğiz. Ne oluyor ya? Sikeze dikkat edin tamam ben. Aynen. İyi akşamlar arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Merhabalar. Merhabalar. Suat ben. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Suat. Olur. Merhaba Suat. Merhaba. Abi hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba abi. Hoş geldin abi, gel. Eyvallah. Sağ olun. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba abi, hoş geldin. İsmim Suat Tümer. Eski profesyonel futbolcuyum. Belli. Birincilikte, ikincilikte top oynadım. Maşallah. Adanalıyım. İçeride de söylediğim gibi Adanalı olmaktan gurur duyanlardanım. Eyvallah. İstanbul'da yaşıyorum. Annemle birlikte kalıyorum. Maşallah. Emlak işi yapıyorum, alım satım işi yapıyorum. Benim anlatacağım bu. Sizin soracağınız varsa cevap verebilirim. Kaç yaşındasın Suat abi? Yaşım göründüğüm. Ruhumu soruyorsan 25-26 diyorum. 5 yaşındasın o zaman. Yok. O kadar yokum. 52 abi. 45 olmayan 52 olur mu sence? Ne bileyim abi, ben gördüğümü senin matematik öğretmenin beden öğretmenin. Ben gördüğümü söyledim. Sen niye gördün? Ben gördüğümü söyledim. Az daha fazlaydı, ben şey yaptım, tavazlık yaptım. Onun yorumuna karşı söyledin sen de. Sen dedin ki abicim gördüğün, ben de gördüğümü söyledim. Mesela 70 de diyebilirdim, 80 de diyebilirdim. Kardeş canın sağ olsun. Eyvallah. O da senin diyeceğin laftır. Evet. Adayı ne bulmaya mı geldin abi? Kısmet olursa. Adayın var abi. Var var. Var. Adayın var. Öyle mi? Ha, adayım geldi mi iyi bakın önce abi. Allah Allah. Vallahi öyle dedi. Sen bileli bizi. Hadi bakalım hayırlısı olsun inşallah. Vallahi sabırsızlıkla bekliyorum seni. Ben de o anı çok merak ediyorum. İnşallah kardeş. Ne yapalım, ben de bir çay içeyim o zaman. Bir hizmet et bana. Çak yaptığınız ah Adnan bana kaldı demeniz, adam o hareketi gördü ve gıcık oldu. Şahin'le kahvaltı yapıyoruz ya. Benim hazırladığım sofraya ikisi karşımda oturuyor ya. Aycan'ın yerinde olmak ister miydin? Ne kadar zor. Bundan sonra bana Leyla Hanım ya da Leyla abla diyorsunuz. Adnan'a çay servis ettin mi? Değmez kız ona, ne çay servis ediyorsun? Olur diye düşünüyorum inşallah. Kızıl saçlı. Hangisi bu? Asla. Ha, öbürü olabilir evet. Burada kimsenin kimseye kural koyma gibi bir hakkı yok. Beni orada iğneliyorsun, alacağını aldın, sus otur. Bant yok mu? Bant nerede? Bunu yapıştırmak için. Hiç yaşının kadını değil ha. Yok bu abi. Burada milletin içinde anne mi desek, teyze mi desek? Ben de buraya bir gelin adayı olarak geldim. Sen ne demek ya? Anne ne ya? Hadi gel bahçeye gidelim. Ama tamam mı Aycan? Hadi gel. Götür bu çorbanın hepsini sen Semih'e içir. Sana söz veriyorum düğününüzü ben yapacağım. Şimdi, duymadım bir şey duydun mu diyeyim şimdi. Bağırma oğlum bana. Değil kardeşim, bu saatten sonra senin benle aran iyi değil. Senin gibi küçüklere saygı bu kadar olur. Benim hatam seni ilgilendirmez. Görürüm bak ya. Başına gelir senin de. Seni ayağa kaldırtma. Sen ne yapacaksın? Sure.